izleyiciler, bu tarz benim stüdyosundan hepinize merhabalar. Dedik ki, bugün hayat akışının her neresinde ne yapıyorsak, kalbimizde ve gönlümüzde Özge Can var. Kadına şiddete sonuna kadar hayır diyoruz. Hepimiz yastayız, hepimiz isyandayız. Evet, hayat akışında bugün bu tarz benim başlıyor. Ama yüreğimizden geçenler tam olarak böyle. Ve ruhumuzun rengi bugün kostümlerimizle size böyle yansıyor. Değerli izleyiciler, bu tarz benim. Reklamlardan sonra yepyeni haliyle sizlerle olacak. Farklı, eğlenceli ve en tarz programı bu tarz benimden. Yine hepinize merhaba değerli izleyiciler. Evet, hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugüne kadar takip ettiğiniz, desteklediğiniz, beğendiğiniz birbirinden renkli bu tarz benim kızları sol tarafımda. Ve ben de buradayım diyerek bize başvuran, tarz olduklarını iddia eden birbirinden yakışıklı 11 erkek yarışmacı. Az sonra canlandıracakları performanslarla hikayelerini bize anlatacaklar. Ve bu hikayelerin sonunda yılın en tarz çiftini seçmeye doğru yola koyulacağız. Bu nasıl olacak? Tabii ki çok değerli jürimizin etkin yorumları sonucunda verecekleri puanlarla birlikte. Onları özlediğinizi tahmin ediyorum. Bizler de sizi çok özledik efendim. Ve işte söz jürimde hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk Ebru'cum. Evet, bugün çok arada derede bir yerlerden sesimiz çıkıyor. Sibel'cim ne söylemek istersin? Yani tabii ki çok üzüntülü bir gün. Benim hayatımın en zor günlerinden biri. Hem televizyonda deneyimi çok olmayan bir insan için yasta olduğumuz bugün de. Yani benim için tabii ki yani Özge Can'ın annesinin çok acı çekmiştir kızım. Keşke kurşunla ölseydi dediği anda zaman durdu. Ama hayatta devam ediyor. Unutmayacağız. Bu sefer unutturmayacağız diyorum ben. Çok teşekkürler. Evet. Her şey üst üste geldi zannediyorum bu hafta. Sevgilimiz Eyen Senar'ı kaybettik. Tabii ki yaşı itibariyle bir şey diyemiyorum. Ama ben hep kadınların yanında oldum. Ama bu kadınların yanında olmamız kadınların birleşmesi demek. Birbirlerini yargılamadan. Ve ben daha çok artık erkeklerin kadınların yanında olmasını bekliyorum. Çünkü nice Özge Canlar gitti ve daha nice Özge Canlar gidebilir. Buradan ailesine sabır diliyorum. Başka bir şey söyleyemiyorum. Çünkü böyle bir acıya başka söyleyecek hiçbir kelime yok. Sadece birleşelim artık. Bak hocam. Ben çok fazla konuşmayacağım. Çünkü Türkçem yeterli değil. Ama çok çok kötü haber ve gerçekten çok üzüldüm. Ve hiç unutmayacağız. Çok teşekkürler. Okay. Umut'cum. Yani ben de çok üzgünüm. Yani üzerimize giydiğimiz siyahlar... Ruhumdaki kalanlığı ifade etmeye yetersiz. Çok üzgünüz. Hepimizin başı sağ olsun. Evet. Ama bugün ben sokakta yürürken de bütün paylaşılan fotoğraflarda da hep aynı şeyi gördüm. Herkes tek bir dilden konuşuyordu. Ve herkes yürekten bu savaşın sonuna kadar biz arkasındayız dedi. Galiba gerçekten ilk kez kadına şiddete dur diyen bu kadar büyük ve etkin bir topluluk var. Umarız sesimiz bir yerlere gidecek. Umarız. Evet, tabii ki şu anda arkamdaki görüntülerde tüm Türkiye'nin günlerdir şahit olduğu, acısıyla kahrolduğumuz bir genç kızın hayallerinin yok olup kül olup gittiği, bir annenin feryadının kulaklarımızda çınladığı, tarifi olmayan bir utanç aslında hepimiz için utanmalıyız. Yapabilecek çok fazla bir şey yok bu görüntüler karşısında. Sadece ve sadece sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Evet, benim için de oldukça zor bir gün tahmin edersiniz bir taraftan. Evet, hayatın akışında her neredeyse kalbimiz ve yüreğimiz burada ama işimizi de yapmaya devam ediyoruz diyoruz. Ve bu tarz benim de hikayemiz bugün böyle başladı. Ancak az sonra hikayemize biraz farklılıklarla bu tarz benim diyeceğiz. Peki bu tarz benimin yeni hali için heyecanlı mısınız sevgili jürimden? Bir başka tonda bir şey duymak istiyorum. Valla
heyecanlıyım çünkü konuk olarak çıktığım programlarda canlı yayınlara bayılıyordum. Ama jüri olarak olduğum yerde performansımın ne olacağını bilemiyorum. Şimdiden bazı eksikliklerim olursa özür diliyorum. Evet. Ama zannediyorum ki çok daha eğlenceli olacak çünkü muazzam gençler var önümüzde. Bunlar heyecan katacaklar. Formatımız çok güzel. Jüri güzel, her şey güzel. Onun için de zannediyorum çok eğlence. Evet, çok değişti aslında her şey. Yani evet. Biz hem onların performansına, hem çift olarak uyumuna, hem hikayelerinin inandırıcılığına bakacağız bundan sonra. Ve çok erkekler çalıştılar. De artık bu yarışta ben de varım dedi senin az önce söylediğin gibi. Evet. Onlar da çok heyecanlandırıyor beni. Evet. Bir de zaten hani şöyle bir şey var ya, sokakta artık elini sallasan oyuncu adayına değiyor. İşte burası Hodri Meydan Arenası oldu. Kesinlikle artık. Kesinlikle öyle. Hadi bakalım gösterin hani siz ne kadar da oyuncusunuzu bize kanıtlayacaklar. Ya da hangi yönde yeteneklerini ne kadar öne çıkarabilecekler. Evet. Bu performans sahnesi onların hem tarzlarını hem hikayelerini hem yeteneklerini konuşturabilecekleri çok güzel bir alan olacak. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Heyecan var mı arkadaşlar? Çok heyecanlısınız ama ilk olarak ben Nil ve Savaş'ı alarak bu tarz benim başlasın. Bu hikaye kaldığı yerden devam etsin istiyorum. Hodri Meydan herkese. Teklif ediyorum, benimle evlenir misin? Çok düşündüm, son kararım, kendimden eminim. Teklif ediyorum, benimle evlenir misin? Çok düşündüm, son kararım, kendimden eminim. An kaldı mutluluğum. Öpüyor gibi. Lütfen. Son zamanlar bana ne kadar uzaklaştığının farkında mısın? Ne? Neden öyle düşünüyorsun? Seninle çok güzel bir 5 yıl geçirdim. Anlamıyorsun. Bütün her şeyin bu 5 yıldaki geçirdiğimiz zaman olduğunu mu sanıyorsun? Çaresizliğimi anlamıyorsun. Hayır. Hayır. Nil. Her şey seninle güzel. Ben hayatımın çok güzel bir 5 yılını seninle geçirdim. Neden öyle düşünüyorsun? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Ve bu daim olsun istiyorum. Benimle evlenir misin? Senin her şeyin, her şeyin olurum. Where do I begin to tell the story of how great a love can be? The sweet love story that is older than the sea. The simple truth about the love she brings to me. Where do I start? With her first hello, she gave a meaning to this. Evet, Nil ve Savaş tebrikler. Sizi yanıma alıyorum hemen. Evet, ilk çift olmak her zaman zordur. Evet. Bir evlilik teklifi bir erkeğin yapabileceği en zor tekliflerden biri herhalde tahmin ediyorum. Şöyle seni alayım hemen Savaş, Nil'in yanına. Şöyle şöyle şöyle. Dön önüne, bana doğru. Bana... Pardon, bu tarafa dönüyorum. Bana bak, buradayım. Heyecan, normal. Evet. Savaş, hoş geldin. Hoş bulduk. Evet Nil, sen de tekrar hoş geldin. Teşekkür ederim. Nasıl, heyecanlandın mı? Tabii çok heyecanlandım. Bu sizin neyinizdi, yıl dönümünüz müydü? Yok, biz özel bir davetteyiz. Evet. Davet sonrası, işte baş başa kaldığımızda. Ben de evlenme teklifi ediyorum. Ediyorsun, zaten evet. De bekliyor. Biraz da sitemliyim ben ona ayrıca. Evet, hani niye hala etmiyor diye. 5 yıl olmuş artık, kızcağız ne yapsın? Hayatımda ilk defa deniyorum. İlk defa deniyorsun. Senin de gerçekten sesinden ne kadar heyecanlandığını evet. Savaş görebildik, okuyabildik. Çok güzel. Yüzüğü de aldın ama takmadın. Evet, o an nerede? O panikle o heyecan. Evet, evet. Yüzüğü de lütfen takalım. Çünkü jürimiz hikayenizi... Finali gösterelim. Finali de gösterelim. Tüm gerçekçiliği ve her türlü tebrikler. Aşkım. Allah tamam.
Pekala, hemen dönüyoruz. Ve işte bu tarz benim de ilk yorumlar hikayemizin kahramanlarına geliyor. Evet Aygün. Aygün'den dinliyoruz ilk yorumları. Nilcim, iyi ki dans ederken ayağına veya eteğine basmamış. Çünkü eğer o eteğe bassaydı o elbise şu an üzerinde değildi. Bence buna hesap etmeliydin. Çünkü bir davete giderken de yürüyeceksin edeceksin. Kuyruğuna vesaire hakim olmazsan o etek üzeri, o elbise üzerinde olmaz. Bence buna hesaba katabilirdin. Ayrıca bileğindekini çok anlamsız buldum. Biraz daha doğal oynayabilirdiniz. Fazla yapma geldiniz bana. Senin de bu papyonunu anlayabilmiş değilim. Tam evlilik teklifi ediyorsun ama damat gibi de çıkmaya gerek yok. Damatlığını düğünde giy. Hiç gerek yok böyle şeylere. Bu kadar yorum. Konsepti evet. Anlamamışsın. Çünkü konseptimizde zaten çok şık bir yerdeyiz. Hatta smokini bile kaldırabilecek bir davetteyiz. Ardına çıkıyoruz ve baş başa bir iletişim yaşıyoruz. Şunu da idrak edersen çok güzel olur. Elbisenin takılıp da ayaktan üstünden çıkması mümkün değil. Arkadaş bu şıklığı kaldıramadı burada galiba. Ne diyorsun canım benim, söyle. Bu şıklığı kaldıramadı diyorum. Değil mi? Eyvah, fazla geldi. Evet. Var burada. Fazla geldik. Birden fazla bildik geldim. İki olduk. Fazla geldik. Evet, fazla ben geldi. Ben papyonun güzel olduğunu düşünüyorum açıkçası. Hayır. Sen neyin olmadığını düşündün kareli mesela? Ben pek bir mana veremedim. Ayrıca madem o kadar ağır bir yer, neden o kadar fiyatı düşük bir ayakkabıyı tercih ettin merak ediyorum. Nil, senin için konuşuyorum yoksa beyefendi. Bu ayakkabı senin elbisenden 3 tane falan alır yani. Sen Nil'in ayakkabılarını gördün mü? Aşkım. Farklı bir renk kullanabilirdin. Kırmızının içerisinde bu kadar bulmana gerek yoktu. Miyiz? Rugan. Zaten biz görmesek de az sonra jüri üyelerimiz gösterecek. Evet. Gayet güzel. Kırmızı sizin her zaman giydiğiniz beğenilen ayakkabılardan biri. Evet. Yeşil bir stiletto ile gayet güzel bir şekilde veya üzerine yeşil bir şal alabilirdin, yeşil bir üst alabilirdin, herhangi bir şey. Çünkü yanındaki arkadaş, beyefendinin ceketi var ama sen herhangi bir ekstradan renk katmamışsın. Dudakların kırmızı, ojelerin kırmızı. Ayakkabıların kırmızı, üstün kırmızı. Aşkım, buna ben cevap verebilir miyim? Kırmızı aşkı anlatır zaten daha zaten fazla konuşmayı. Zaten gayet renkliyim, gayet canlıyım. Zaten o bizim toprak renklerin kraliçesidir. O yüzden renkleri biraz alışık olmadığı için fazla geldi. Evet, renklerin dili diyoruz. Pekala, evet. Hemen bir yorum daha alacağım. İdil'cim, senden alalım yorumu. Ben genel olarak iyi buldum. Sadece benim sıkıntım, Savaş'a üzüldüm biraz. Çünkü böyle bir performansa duygunun yeterli seviyede olması gerekir. Ve Nilo sahte gözleriyle sana ne kadar duygulu bakabilir, bu tartışılır bir konu. O yüzden de biraz duygu yetersizliği hissettim. Bir gün lenslerini çıkarıp gelirse aynı duyguyu belki alabiliriz. Ben açıkçası ilk olmamızın biraz tedirginliği diye düşündüm. İkincisi de o kadar da başarısız sayılmayız diye düşünüyorum ilk performans olarak. Başka da bir şey demiyorum. Göz lensleri için de şunu söyleyeceğim. Senin keşke böyle iri ve ceylan gözlerin olsaydı da lens veya kiprik de aynen böyle dursaydı. Ben gözlerinden de kendimden de gayet memnunum. En azından doğal. Evet, ne kadar doğal olduğunu görüyoruz. Evet, görüyoruz bence de. Evet. Söze gerek yok. Evet, seni gerçekten rahatsız ediyor Nil'in lens takması. Beni yalan söylüyor olması rahatsız ediyor. Gözlerim mavi dedi bize yarışmanın başından beri. Diğer arkadaşlar yeni geldiği için bilmeyebilir. Ama aslında kahverengi ve çıkaracağını söyledi ama hala çıkarmıyor. Çok yapay buluyorum ve hoşuma gitmiyor. Benim gözlerimin ne renk olduğu seni ilgilendirmiyor. Burada ben sen nasıl kipriklerini takıp veya makyajlı ve makyajsız çok farklı olmana rağmen makyaj da bir yapmalıktır. Makyaj da gelip burada bambaşka bir yüzü bulur buraya bize gösteriyorsan. Ben lens de takarım, ben herhangi bir şey de yaparım. Önemli olan bana yakışıp yakışmadığıdır. Bence şu an çok ayrı şeylerden bahsediyoruz. Burada hepimiz makyaj yapıyoruz. O da bir yapmalıktır. Makyajsız da çıkarım, hiç makyaj problem değil. Makyaj bir yapmalıktır ama. Günlük hayatımda zaten makyajsız dolaşıyorum. Burada senin yaptığın şey insanları ve bizi kandırmak. Sen de bizi kandırıyorsun. Makyajsız ne bambaşka konuda? Bir insansın. Tamam, buradan çıktıktan sonra rica edeceğim. Gerçekten bu hafta bir bölüm buraya makyajsız çıkacağım. Aynen. Sen de çık bakalım, aradaki farkı aynen bulalım. Tamam, anlaştık. Aynen. Nasıl yani? Makyajsız mı geleceksin canlı yayına? Makyajsız geleceğim. Günlük hayatımda zaten makyaj yapmıyorum ben. Bence yapma ya, makyajsız gelme ya. Hodri meydan diyorsun. Hodri meydan. Pekala, evet, hızlıca başladık gerçi ama Aygün ne diyorsun bu yoruma? Ben zaten problemin senin lens takman olduğunu düşünmüyorum. Lens takman değil. Geldiğimizden beri benim bir tek burnum yapma, geri kalan her yerim doğal. Gözlerim de doğal dedin. Ve bu söylediğin şey gerçek değil.
ve bunda da çok fazla inat ettin. Evet. Senin bu gerçek olmayan bir şeyi gerçekmiş gibi kendin inanman, hadi kendi inanmanı geçtik, bize de inandırmaya çalışmak gerçekten fazlasıyla rahatsız ediciydi. Çünkü senin sadece burnunda değil, diğer her yerinde de estetiklerin mevcut. Evet. Ve şimdi, bunları sanki annenden almışsın gibi davranmana gerek yok. Şuna güzel bir özet geçelim. Bu konunun nereden başladığını anlamayanlar için. Benim Anca Neco'nun fotoğrafını alıp da gidip her yerimi yaptırdığımı iddia ediyorsunuz. Şunu söyleyeceğim. Söylediğin estetik insanı böyle yapıyorsa... Diyorum ki sen veya burada herkesin dudağı burnu yapılı. Neden bana benzemiyorsun? Veya sen yaptır herhangi biri yaptırsın bana benzeyebilir mi? İnsan unutma şu yaptığın makyaj giydiğin hepsi her şeyimizi takma. Biz burada her bir şekilde önemli olan neyin ne kadar kendini yakıştırdığın. Benim ne olduğumun sancısı da bu kadar sizi rahatsız etmesin. Ben güzel bir kadınım. Bunu kabul edeceksiniz. Bu kadar. Pekala. Bu konu uzar gider. Konunun daha fazla detayları için daha sonra konuşacağız arkadaşlar. Ama ilk olarak çiftimizi jürimizin karşısına almak istiyorum. Bakalım ilk değerlendirmeler nasıl gelecek? Buyurun. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Merhaba. Evet Nilsen güzel bir kadınsın. Onu kabul ediyorum ve öyle yorum yapacağım. İçin son derece rahat olabilir. Teşekkür ederim Sibel Hanım. Mazur görün sadece bazı şeyleri biliyorsunuz. Estağfurullah. Ben peşinen söyleyeyim de. Teşekkür ederim. Senden başlıyorum. Evet elbisenin dekoltesi son derece sınırda duruyor. Yani düştü düşecek. Son derece rahatsız. Mikrofon yüzünden biraz da. Yani ama hem mikrofonu hesaba katarak giyinmeyi öğrenmeliyiz artık birazcık. Evet. Beşinci haftamızdayız. Ben de ayakkabının rugan olmasından ve o kırmızının ton uyumsuzluğundan ayakkabını tekrar görürsek mutlu olurum. Seyircilerimiz de görür. Ton uyumsuzluğundan birazcık rahatsız oldum. Hafif böyle turuncuya kaçıyor ayakkabın. Elbisen çok güzel bir kırmızı. Ton olarak sana çok yakışmış. Kolyenin başka bir şey olmasını tercih ederdim. Yani dekolteni kapatmış. Orada güzel bir dekolten var. Senin bu bölgen de güzel ama o böyle çok daha pop bir hani kolye. Daha spor bir kolye. O yüzden sevmedim. Performansına gelince birazcık hani telaşın vardı. İlk olmana veriyorum. Ama Savaş, hani seni gerçekten tebrik ediyorum. Bir erkeğin sahiplenici olması gerektiğini hissettirdin. Yani o sana kırgınken toparlamaların, almaların falan o duyguyu bana geçirdi. Hani birazcık performans konusunda duyguyu Savaş verdi diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. Evet, damat papyonu değil üzerindeki. Bir davete giderken takılabilecek puantiyeli mi? Evet. Evet, çok güzel. Hoşuma gitti papyonun. Smokin'in de smokin işte. Ben de öyle düşündüm. Evet, bu kadar. Evet, yani ben de bir tek ilk önce güzelliğin zaten tartışılmaz. Kolye yerine küpe takmanı, uzun büyük bir küpe takmanı tercih ederdim. Yani normalde böyle elbiselerde... bu dekoltenin açık kalmasını her zaman tercih etmişimdir. Burada büyük bir küpe olsaydı çok daha yakışabilirdi sana. Bir şey ayakkabında da ayakkabılarında da kırmızı oluşu beni rahatsız etmedi. Çünkü bana şeyi hatırlattın, kırmızı kadını hatırlattın. Her şeyle kırmızı olan bir kadın. Ama tabii ki yani belki farklı bir ayakkabı giyseydin çok daha hoş olabilirdi. Ama makyajın her şeyin çok güzel. Saçına bayıldım. Sana gelince sen de bir davete giderken böyle giyinebilirsin. Hiç. Çünkü ciddi bir davet. Sen de bir tek ayakkabılarını sevmedim. Ben bu tarz ayakkabıları çok çocuk, birkaç tane var aranızda da çocukların oyuncak sandallarına benzetiyorum. Hı hı. Performansınız da bana Belgin Doruk'la Ayhan Işık'ı hatırlattı. Ya da Belgin Doruk'la hadi sen sarışınsın. Kim diyelim? Edison. Son derece yeni film tarzı değil ama bir eski film tarzını hatırlattı ve bunda da çok başarılıydınız. Hele sen çok başarılıydın. Söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Teşekkürler. Nil, kırmızı her zaman yakışmış sana. Çok sevdim. Çok güzel gözüküyorsun. Ama biraz fazla buldum. Evet. Farklı bir renk oje olabilirdi. Mesela ten rengi, yüz rengi veya ayakkabılar başka bir rengi olabilirdi. Ben de kolye çok fazla sevmedim. Çok uzun ve çok büyük. Ben de aynı fikrim var. Keşke küpe taksaydı. Ufak bir açıklama yapabilir miyim? Kolye bu kadar sevmediği için. Aslında çok büyük küpeleri takıyorduk. Hani sadece
dekoltenin sınırını biraz kapatabilmek için gündüz kuşağı da olduğu için ve TV olduğu için mecbur kaldım. Sibel'in söylediği gibi. Evet. Yani biraz mecburiyetten oldu. Yoksa ama bu da bu tarz benim de herhalde biz bir şeyler öğrendiğin sinyalleri galiba. Evet. Bu da bir ders ne oldu. Güzel bir şey. Bu da ayrı bir öğrendiğimiz ders, evet. Alacağımız bir ders oldu. Ama dekolete güzel, saçın çok güzel böyle. Evet. Sana gelince çok gentlemansın. kötü bir şey söylemeyeceğim çünkü çok beğendim, çok hoşsun bugün. Teşekkür ederim. Performans çok beğendim. Biraz daha doğal olabilirdi ama iyi yaptınız. Biraz tedirginliğimiz var aslında ilk çıktık ve ilk program diyelim. Evet, heyecan var biliyorum. Biraz tedirgindik ama ilerleyen zamanlarda beğendim. Toparlayacağız diye düşünüyorum. Güzel, iyi yaptın. Teşekkür ederiz. Ben sizi çok sevdim. Nil, çok şanslısın ki Savaş'ı evet, ben de öyle dedim. yani güzel, çok yakışmışsınız ve ahenginiz çok güzel. İlerleyen günlerde de bence bu hafta bunun meyvesini yiyeceksiniz. İnşallah. İnşallah. Sevdim yani ayakkabıların, kolyen. Savaş çok güzel taşımış smokini. Güzelsiniz. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Peki, ayakkabıları hemen halledeceğiz. Evet. Bu tarz bir ayakkabı olması lazım ayaklarında. Bu tarz bir takım elbise de Cemil böyle Bey, Umut. Kova var ya çocukların oynadığı. Su evet. Doldurup ona böyle. Cemil Bey'in dediği gibi. Sevri burun olması mı? Olmaması mı lazım? Sivri, nasıl bir ayakkabı? Sivri burun yanı sıra erkekler zannediyorlar ki ayaklarını zarif göstermek için böyle ince ayakkabı giymeleri gerekiyor. Halbuki tam tersine zarif görünmüyor. Demode kelimesini kullanmak istemiyorum. Fakat öyle bir ayakkabı tarzı çok uzun zamandan beri kalktı. Ve bu spor giyimin altında biraz daha yuvarlak burunlu. Evet. Church dediğimiz ayakkabı iyi olabilir. Aslında bayağı bir düşündüm yani. Öyle Pekala. Mi yapsam, böyle mi yapsam dedim. Neyse ben klasikten vazgeçmeyeyim. Evet, ben hemen puanı veriyorum. İlk yorumu aldım. Evet, Savaş burada yazıyor. Al Pacino o kadar başarılı bir oyuncu olmak istiyormuşsun. Umut evet. vaat ediyorsun diyorum. İyi Teşekkür de bir çift ederim. Olmuşsunuz. Teşekkür Bu hafta ederim. Güzel bir adaysınız. 8 veriyorum ben. Çift olarak 8 puan aldılar. Çok sağ olun. Evet, sağ ben olun. Çok beğendim. Ayakkabı kolyeden dolayı maalesef 7 veriyorum. Doğru, sağ ol. Koko. Ben de çok sevdim. 8 puan veriyorum size. Çok teşekkür ederiz. Ben de 7 veriyorum. Teşekkür ederiz. Çok, çok sağ güzel. Olun. Teşekkürler. Ben de çiftlerimize ya 1 puan vereceğim ya 0 puan vereceğim. Evet, bu puanların toplamı hafta sonunda +1 olarak hanenize yazılacak. İlk gün heyecan ve canlı yayın performansında sahnede olmak kolay iş değildir. 1 puan aldınız benden arkadaşlar. Çok teşekkür ederiz. Çok, teşekkür çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, sırada hemen ikinci çiftimiz var. Müge ve Mehmet Akif. Tanıyoruz onları ve hikayelerini izliyoruz. Sevgili dostlar, toplandığımız nikah törenine hoş geldiniz. Biliyorsunuz ki aile toplumda çok önemlidir. Aile, anne, baba ve çocuktan oluşur. Hayatım, izin verirsen ben konuşmak istiyorum. Tabii First Lady'yim. Teşekkür ederim. Hanımlar, hoş geldiniz. Halka mı sesleniyorsunuz siz Halka yoksa? Halka sesleniyorum. Ay, Sayın Belediye Başkanı ve eşi çok heyecanlılar. Acaba evet. siz eşinizin sözünü kestiği için yani Sayın Başkanımız size kızmasın eşi? Kızdı galiba. Biraz kızdım evet. Hanımlar, başlıyorum. Buyurun. Hanımlar, hoş geldiniz. Mehmet Bey'in yapmış olduğu organizasyon tamamen benim fikrimde. Bize oy verin. Okumayan çocuk kalmayacak. Evlenmek isteyen genç kız adaylarımız. Evlendireceğiz. Güçlüyüz, biriz.
Dark Sphere'in de senin aday yok. Tamam. Çok güzel. Peki buyurun. Yani evet, bu hikayede belediye başkanı ve eşinin hem kendi arasındaki çatışmayı görüyoruz. Hem de gerçekten zor bir görevdir. Çıkıp halka seslenmek ve evet, öyle bir halde olmak. Nasıl hissettiniz kendinizi bu hikayenin içinde? Biraz heyecan var. Heyecan var mı? Evet. Seni ilk kez görüyoruz Mehmet Akif. Evet. Sen 3 evet, aydır sadece Türkiye'ye döndün. Evet. Hollanda'da yaşadın. Evet. Uzun yıllar boyunca ve Türkçe'ye de biraz o yüzden evet, uzaksın. 2 senedir Türkçe konuşuyorum. Hı hı. 3 ayrı Türkiye'de oturuyorum. Evet. Hani benim için ekstra bir heyecan da oluştu. Peki, evet Müge, sen nasıl hissediyorsun? Ben de heyecanlıyım. Nasıl peki bir belediye başkanı eşini temsilen yanında durabilmek çok kolay değil biliyorsun. Çok zor, çok evet, zor. Sen de hırslısın galiba biraz. Ben daha böyle fettam bir eşim aslında. Bu rolü alıyorum. Hiç anlamadık. Öyle mi? başkanın önüne geçmeye çalışan ve sürekli başkanımızı yönlendiren bir eşim. Evet. Pantolon rengindeki seçimin de herhalde bir adım öne çıkmak. Eşinden daha böyle renkli bir şekilde olabilmek tabii, için. Tabii, renkli bir kişiliğim. Hmm. Ciddi bir kişiliğim. Evet. Pekala, dönün bakalım arkadaşlarınızdan bu hikayeye ilk olarak yorumlar kimden gelecek? Evet Nazlıcığım, hazırsan senden çiftimize yorumları alalım. Ben ikisini de görüntü olarak çok beğendim. Mehmet Akif Türkçe'ye yeterince hakim değil. Oyunları onlara biraz fazla geldi. O yüzden çok fazla yüklenmek istemiyorum. Müge'nin de oyunculuk yaparken tedirginlik yaşadığını biliyorum. Sahne arkasında gördüm, çok çok güzel performansları vardı. Gerçekten çok çalışmışlardı. Hitabet zordur gerçekten. Bunu daha önceden denememiş insanlar için böyle kazalar olabilir. Bence üzülmeyin, iyi gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ederim. Teşekkürler. Peki. Çok mersi. Evet Ecem, senden alalım bakalım. Özledik seni. Müge bebeğim, performansını değerlendirmeyeceğim. Olur öyle heyecan. Ceketini ben çok beğendim. Kahverengi ve siyah detaylar çok güzel olmuş. Kolyen, bu dağınıklığı sevdim. Bir belediye başkanı eşi nasıl olur bilemeyeceğim ama pantolonunu sevmedim. Ayakkabıyla hiç olmamış. Mehmet Bey, siz çok şıksınız. Çok teşekkür ederim. Bilmiyorum ama Türkiye'de bu stilde bir belediye başkanı... 2015. Öyle mi? Türkiye'de değil mi? Evet, Türkiye'yi getiriyorum. Çok şıksınız. Kendi yan yana çok güzelsiniz. Bu kadar. Çok pekala, Selen senden alalım yorum. Mehmet Akif Türkçe'ye hakim değilken Türk kızları hakkında çok soğan kararını vermişsin. Dün bir şey söyledin. Hollandalı kızları Türk kızlara nazaran daha ileride evet, ve kaliteli buluyorum diye söyledin. Evet. Ben bir Türk kızı olarak buna karşı çıkıyorum, asla kabul etmiyorum. Hiçbir Türk kızını hiçbir ülkenin kadınlarıyla kıyaslama. Önce dersini iyi çalış, bunu öğren. Ondan sonra Türk kızları hakkında yorum yaparsın. Ya ben öyle bir şey demedim. Öyle ben bir şey söyledin. Türk kızlarından. Aynen öyle bir şey söyledim. Alışkın değilim Türk kızlarının. Ben Hollanda'da oturdum. Tamam mı? Orada doğdum, büyüdüm. Ben evet, sadece kız arkadaşlarım hepsi Hollandalı. Ve Türk kızlarıyla hiç çıkmadım. Orada bana yüklenemezsin. Türk kızları hakkında yorum yaptın. Ben konuşuyorum şu an. Sen konuştuğun biraz ben konuşayım. Yapmadı. Türk kızlar hakkında hayatta kötü yorum yapmadım. Yaptın Türk Mehmet kızlara Akif. Bütün dünyanın en güzel kızlarıdır. Şu an böyle söylüyorsun. Öyle de dedim. Dün öyle söylemiyordun. Ama ben Türk kızlarından hiç çıkmadığım için hiç bilmiyorum nasıl olduklarında. Ama peki, güzel zamanla kızlar. Zamanla göreceksin. Bak burada yeterince fazla bu tarz Türkiye'deyim, benim kızı var. Evet. Öğreneceksin. Evet. Pekala. Cansu, sen yeni geldin aramıza. Hoş geldin öncelikle ve yorumunu alalım. Belediye başkanı senden asla olmaz. Eşin çok daha iyi yapar bunu bence. Ve genellikle kızlar bana oy atıyor. Ve çok ciddiyetsiz buluyorum tarzını. Bir erkek olarak çok saygısız davranışlarım var. Arka tarafta da dün aynı şekilde konuşmuştuk seninle. Dediğim gibi sana senden belediye başkanı kesinlikle olmaz. Burada veya Hollanda'da hiçbir yerde olmaz. Sana gelince pantolonun pembe olduğu için biraz gözüme battı ama genel anlamda üstünü beğendim. Sadece o koyu renk olsaydı ya da siyah ya kahverengi de olabilirdi konudakiyle aynı renk. Çok siyah olurdu. Evet ama pembe istemedim. Hani çok ciddi bir şey olduğu için biraz bana daha... Mehmet hani, Bey'in yani eşimin hazırladığı bir organizasyon, halka açık bir organizasyon. Ama 30 çift evlendiriyoruz. Değil. Mutlu görünmek istedim. Simsiyah mateme gider gibi görünmek istemedim. Pembe de olmamalıydı kullandığım bence. Tek renk pembe de değil, fuşya ayrıca. Neyse böyle canlı bir her renk olmamalıydı. Her pembenin bir tonu fosfor vardır, renk bu fuşya. Ne renk giyseydim? Daha canlı, koyu, daha ciddi bir renk giymeliydim. Simsiyah mı olacaktı? Hayır, siyah olması zaten gerekmiyor. Siyah. Başka bir renk de olabilirdi. Bence çok güzel. İçi gibi canlı.
Teşekkür ederim. Peki İdil, sen ne söylemek istersin İdil? Teşekkürler. Ya ben genel olarak sizi beğendim ve Türkiye'de böyle bir belediye başkanının eşini görmüyoruz. Ama neden olmasın? Yeniliklere açık olmamız lazım. Bir de kişiye göre muamele diye bir şey vardır. Bu insanın saygısız olduğunu göstermez. Karşındaki nasılsa sen de öyle davranırsın. Ben onun da öyle yaptığını düşünüyorum. O yüzden kesinlikle saygısız olduğunu düşünmüyorum. Çok teşekkür ederim. Pekala. Başka kimsenin saygısızlığı oldu mu? Gayet bana saygılı, gayet geçerken yer veriyor, gayet elimden tutup çıkarıyor falan. Ve ben ailemden yani böyle gördüm. Evet. Avrupa kültürüyle peki, büyüdüm. Peki herkesin yıldızları bazen birbiriyle uyuşmayabilir. Zaman içerisinde birbirinizi anlarsınız belki evet. de. Belki de anlamazsınız. Ve asla bayanlara karşı küstahlık yapmam. Öyle... için sonuçta ona saygısızlık yapmamış olabilir ama burada birkaç arkadaşımıza ve bana yaptı. O yüzden ben öyle görüyorum ki öylesin de zaten. Bunu zamanla görecek herkes. O yüzden sorun yok. Görsünler. Pekala. Sizi jüri karşısına alıyorum. Canlandırdılar. Kostümlerini seçtiler ve işte jüri karşısındalar. Evet, bu tabii hayal ettiğimiz bir belediye başkanı ve eşi. Evet. Herhalde benle beraber çoğu kişinin. Çünkü giyimle değil, yaptıklarıyla belediye başkanlarını değer vermemiz gerekiyor. Ben zayıf bacaklı erkekte böyle bir pantolonu hiç sevmiyorum. Ama sana müthiş yakışmış. Çok teşekkürler. Sende hiçbir kusur bulamadım. Yani çok beğendim. Sende de kusur bulamadım da galiba ayakkabılarını yani bu ayakkabıyı çok sevdim ama bu pantolonun altına bu ayakkabıyı sevmedim. Bir de maalesef renk uyumunda pantolonun rengiyle buradaki tarçın renginin ikisinin bir araya gelişi belki araya bir üçüncü renk koyaydın birleşirdi. Ama renk olarak birleşmemiş. Yani öpüşmemişler. Ama çok cazgır performansında bir belediye eşini çok cazgır olması gerektiği gibi oynadığına inanıyorum. Oyununuz harikaydı. Hele seninki ne bayıldım yani. İçeride daha iyiydi provalarımız. Çok prova aldık aslında. Canlı yayın heyecanı olunca küçük aksamalar oldu. Çok çok iyiydi aslında ama işte heyecan İçeride çok var. İyiydi. Evet, çok iyiydi. Korkan? Bu gecim. Ben o bluz ve ceket çok sevdim. Çok hoşuma gitti. Ama o pantolon biraz spor buldum. Biraz klasik yani First Lady için. Belediye başkanı eşiyim. Daha klasik bir pantolon yani First Lady'sin. Pantolon çok sevdim yani normal hayatta ama konsept için çok fazla sevmedim. Ayakkabılar da çok güzel ama biraz fazla seksi buldum yani First Lady için. Keşke daha şık ayakkabılar olsaydı. Ama güzel gözüküyor. Saçın, makyaj falan çok güzel. Sana gelince Mehmet. Üstündeki çok sevdim, çok beğendim ve o gözlük çok hoşuma gitti. Ama pantolon biraz dar buldum. Keşke prezident bu kadar dar pantolon giymez galiba benim fikrim. O kadar. Teşekkür ederim. O kadar. Ya Mehmet Akif'in pantolonu benim de erkekte çok sevmediğim bir pantolon ama sen galiba bize bunu alıştıracaksın. Alıştıracağım. İlerleyen günlerde. Alıştıracağım Türkiye'ye. Olmuş ama bu arada sana. Teşekkürler. Yakışmış da. Ceketin kol boyu, kravatın inceliği. İyi gözüküyorsun, hoş gözüküyorsun ama sanki böyle hani yurt dışında gazeteci, avukat. Olabilirdi aslında. Öyle gibi. Olabilirdi evet. Müge'ye gelince ben Müge'nin bugün saçını makyajını olağanüstü beğendim. Üzerindeki palto, ceket karışımı şey Cemil Bey'in de dediği gibi o tarçın rengi. Aslında çok güzel fakat pantolonun krem rengi olsaydı muazzam olurdu. İyi gözüküyorsunuz bence. İyiydiniz yani tatlıydınız performansa da ben bayıldım performansınıza. Senin o baskın karakterin. Çatışma hoştu değil mi? Güzeldi evet güzeldi o durma var şey falan sevdim. Teşekkürler. İyiydiniz. Teşekkürler. Evet Müge yani sözü unuttuğuna falan sakın üzülme. Tam zaten o kadının da sözü unutması gerekiyordu. Yani senin karakterize ettiğin hani o rol çalmaya çalışan Fettan belediye başkanı eşi de sözünü unuturdu muhtemelen. Çünkü hani deneyim sahibi değildir topluluk önünde konuşmak için. O yüzden çok isabet oldu. Bayağı hani şanslı bir gününüzdesiniz öyle düşünün. Ve o duygu bana senin sözü unutmanla geçti zaten. Ay ne Fettan kadın hissi geldi bana.
O yüzden kıyafetin de tam karakterize ettiğin kadının kıyafeti. Hani bir taraftan şık olmaya çalışıyor, bir taraftan renk seviyor. Ay şuraya bir pembe de katıştırayım diyor. Bir taraftan işte ceketi, o şeyin zincirin de abartı ama... Aslında işte, sonradan görmüş bir başbakan. Aynen, o kadın işini onu takar yani. Çok belli. İşte elinde tek taşı. Ayakkabılar. Normalde o ayakkabıları mesela ben böyle bir pantolonla değil etekle falan tercih ederdim. Öyle doğrudur. Yani stil olarak hani kodlaması öyle daha iyi olur diye düşünüyorum. Mehmet Akif, evet sen de bir tarz iddiasındasın. Yani bu pantolon senin tarzın. Evet, evet, böyle bir belediye başkanı yok. Keşke olsa. Daha çok pop star gibi gözüküyorsun. Bir tık daha bol olmasını tercih ederdim. O boğumları görmeyi sevmiyorum ben, dizinde ve bileğindeki boğumları. Darlığın yine kalabilir ama birazcık daha bol olsa ve inse, aksa o pantolon. Onun dışında ama ceketin ve kravatın harika gözüküyor. Çift olarak uyumunuzu da çok beğendim. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederiz. Ve puanlara geçelim lütfen. 10 üzerinden jüri üyelerimiz puanlarını verecekler. Buyurun. Ben 8 veriyorum. Teşekkürler. Ben maalesef senin o ne kadar görmemiş de olsan, bunu görmeye tahammülüm olmadığı için uyumsuzluğunu sevmedim. Yani senden dolayı 6, eşinden dolayı değil ama senden dolayı 6 veriyor. Eyvah. Ben 7 puan veriyorum size. Teşekkürler. Ben 6 verecektim ama unuttuğun için 7 veriyorum. 7 puan geldi. Bu puanlar toplanacak ve hafta sonunda en çok puan alan acaba kim olacak? Hepsini göreceğiz ve yılın en tarz çiftini seçmeye doğru ilerleyeceğiz ve büyük ödülü paylaşacaklar elbette. Gerçekten büyük heyecan var bizde de. Benden de bugün ilk gündür, bir puan da benden geliyor size ve yerinizi alıyorum. Teşekkürler. Önce söylemiş olduğunuz senden dolayı değil ama senden dolayı puanı kırdım. Çiftler arasında da müthiş bir çatışma yaratacak biliyorsunuz. Çünkü onlar ama ben iyiydim, sen değilsin, senin yüzünden bak puanımız kötüye gidecekler bir süre sonra. Dolayısıyla her birinin kıyafetlerine çok ama çok dikkat etmesi lazım bu hikayeleri canlandırırken. Peki hala sırada Lidya ve Can var. İkisi yolda giderken bir şey gelir başlarına. Bakalım nasıl canlandıracaklar. Can, inanamıyorum. Bugün benim altın portakalı almam gerektiği gün sen arabanın bakımını yaptırmadığın için şu anda Allah'ında kaldık. İnanamıyorum sana. Bunu bana nasıl yaparsın? Ya tamam, benim yüzümden geç kalmış olabiliriz. Ama ben kuafördeyken sen de arabaya bakım yaptırabilirdin değil mi? Ben araba kullanmayı bilmiyorum. Araba kullanmana gerek yok ki zaten. Arıyorsun, geliyorlar. Ya bu bahane mi? Bu senin işin. Bu senin işin. Sen yapmalıydın bunu ve beni oraya geçiştirmeliydin. Ben sana söyledim. Taksiyle gidelim. Taksiyle gidelim. Yok, ille de araba al işte. Altın portakal almaya nasıl taksiyle gidebiliyorsun ya? Ha, giderim. Yeter ki gideyim. Bak şu anda gidemiyorum. Ya saçmalıyorsun Türkan şu an. Bencillik Şoray'dan yapma lütfen. Ben özürüm olacaktım ve gerçekten hani şu anda senin yüzünden gidemediğime inanamıyorum ya. İnanamıyorum. Lütfen, saçmalıyorsun sadece. Sakin olur musun? Olamıyorum. Biraz sakin nasıl ol, olayım? Şu anda Allah'ın dağındayım ya. O ödül senin değil mi? O ödül senin değil mi zaten? O ödül benim ve ben şu anda orada olmalıyım. Ben onları aradım ve oraya yetişeceğiz, tamam mı? Yetişemeyeceğiz. Lütfen, özür dilerim. Can. Özür dilerim. Evet, gerçekten büyük bir ödül alman gerekiyor Onur. Lidya, ne yapıyorsunuz, bu arabanın bakımını niye yaptırmadınız? Hep onun suçu. Ama her şey erkeklerden beklemek ne kadar doğru. Bir ayda yıla bir kendime bakmak istedim sadece. Öyle mi Can? Tabii, sen de kuaförde miydin? Bu saçlar ancak kuaförden böyle çıkar. Yani ayda yıla bir kendime bakmak istedim. Bugünü mü buldun Can? Evet. Olmadı. Bugünü buldun. Bu renkli papyonu falan taktın. Filmin de yönetmeni benim ya. Ha, filmin yönetmeni sensin. Evet. Başrol oyuncusu Lidya. Evet. Çok önemli o zaman. Siz bence bir an önce atlayın taksiye. Hadi bakalım jürinin önüne. Hadi hemen alıyorum sizi hikaye soğumadan. Hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Lidya, o elbise harika oturmuş sana. Teşekkür ederim. O açık dekolete nefis, çok yakışmış. Ben bunu çıkartacaktım. Evet, çıkar çünkü sevmiyorum o ceket. Elbise harika. Dışarıda
Harika. Konsept yüzünden taktık. Evet, anladım ama o ceket biraz ucuz buldum ama o elbise başka bir şey, yani muhteşem bir elbise. Teşekkür ederim. Kubbeler çok sevdim, saçlar böyle çok güzel. Çanta çok fazla sevmedim. O cıvıl cıvıl var. Ayakkabılara bakabilir miyim lütfen? Ayakkabılarım takaloç. Mecbur. İyi gözüküyorsun, harikasın. Sana gelince o pantolon. Sevmiyorum yani. Ama yönetmen pantolon. Coco. Ha? Kendisi filmin yönetmeni. Evet. Benim filmimin yani yönetmeni. Onu da göz önünde bulundur ister. Yönetmen pantolonum o. Biraz daha rahat. Rahat mısın böyle evet. Peki? Tayt pantolon daha rahat. Evet. Çok daha ama tayt gibi. Çok rahat oluyor gerçekten. Tarzı bu. Evet, tarzı bu. İşinin tarzı bu. Papillon sevdim ya. Renkli bir şey. Hoşuma gitti. Teşekkür ederim. Niye çorap giymedin? Ya çorap giymeyi pek tercih etmedim. Zaten burası var. Kötü bir görüntü olmaz. Kötü bir görüntü olur diye düşündüm. Çünkü orası dar olduğu için orada çorabın toplanacağını düşündüm. Tamam, iyi gözüküyorsun. Sadece o pantolon hoşuma gitmiyor ya. Dar pantolon hiç sevmiyorum. Ben tamam, tamam. Senin tarzın. Evet. Tamam. Ama performans harika. Teşekkür çok ederim. Teşekkür ederiz. Galiba bu yarışmadaki bütün erkekler böyle pantolon giyiyor. Buna alışacağız. Hayır. Öyle yok. Mi? Bize yasak ama galiba. Yok yok, arkada Cemil öyle Bey, giymeyenler var. Siz yasaklamıştınız. Bundan daha henüz erkekleri yasağa getirmedim ama getireceğim. Performansınıza bayıldım. Teşekkürler. Can, enerjine hayran kaldım. Çok teşekkür ederim. Bence güzel de oynadın. Video sen de çok güzel oynadın. Merci. Araba aradım böyle bozulmuş. İyi oynadınız. Getirecektik de getiremedik. Video elbisen tartışmasız çok iyi. Teşekkür ederim. Çok beğendim. Beyaz. Peruş şeyi de çok beğendim. Çorapsız seni çok sevdim Can. Teşekkür çorap ederim. Çorap giymemenin. Kıvrılacağını düşündüğüm için ediyorum. Giymedim. Çok güzel. Teşekkür ederim. Çok doğru. Can. Devam. Devam edeyim mi? Can, ben de enerjine bayıldım ve hemen önümdeki karta bakmaya başladım. 19 yaşındasın, hem profesyonel kalecisin, 4 sene yapmışsın, hem de profesyonel basketbolcusun. Evet, 4 sene Beşiktaş'ta kalecilik yaptım. Beşiktaş'ta. Ben okumadım onları ya. Ama trafik kazası geçirdim, futbol ve basket hayatım bitmek zorunda kaldı. Hem basketbol hem futbol beraber evet, mi oynuyordun? Atletizm lisansım da var bu arada. Onların helal hepsini olsun yaptım. Ya. Evet, o vücut tamamen buradan, hiçbir şekilde spor falan yapmadım yani. Bravo. Ama iki dizim kırıldı ve ben o halde itmana gitmek istedim. İki dizim kırıldı, hala dar pantolon giyiyorum. Hiçbir basketbolcuyu da böyle dar pantolonla görmemiştim. Tamam. Spor hayatını zaten onları değiştirmek için buraya geldim. Sizden daha iyi şeyler öğrenebilmek için. Spor hayatını evet. Bırakmış olmana üzüldük tabii bu arada. Tabii geçmiş evet, olsun ama evet. Başka zor, bir kapı hayatta her zaman açılabilir. Kesinlikle. Ama yani enerjin başka bir kanaldan açığa çıkıyor. Çok belli. Teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. Harikaydı performansınız. Lidya nefistin, sen de çok iyi eşlik ettin. Elbisene bayıldım. Orada otururken Allah'ım Lidya, yani bu senin dekoltendir Lidya. Hayatın evet. Boyunca bütün özel günlerinde asla başka bir şey arama. Bu senin dekoltendir. Muhteşem taşıyorsun. Bileğindekini de çok sevdim. Küpelerin de çok hoşuma gitti. Çantan da gözüme batmıyor. Yani hiçbir kusurun yok benim gözümde. Teşekkür ederim. Bir tek Can senin pantolonun. Ya, yani gerçekten yani bak Mehmet Akif'e yakışmıştı. Yani belki sen çok uzunsun, üst baldırın ve işte kalçalar biraz fazla büyük diye. Acayip bir orantısızlık oluyor. Orada kötü bir bolluk mi? Oluyor falan, kötü duruyor. Senin biraz daha bol pantolon. Ya, ince bacakların var ya hani bazı ama kadınlarda biliyor, onu kullanmak ince, istiyorum. Ama alt bacağın ince, doğru bir kalınlaşıyor kum saati gibi. Onu değiştirelim bir zamanla. Peki, olur tamam mu? Zamanla değiştireceğim. Tamam. Lidya önümde harika bir kadın duruyor. Teşekkür ederim. Söz bulamıyorum yani... Sibel'in de dediği gibi hayatım boyunca bu dekolteyi giyebilecek bir kişiyi gördüm. Nüket Duru. Değil bir mi? De seni gördüm. Bu dünyanın en zor dekoltesidir. Ve bu kadar hem dekolte olup hem edepli olmak ve sana yakışması. Teşekkürler. Takılarını sevdim. Evet, bir kürk de alabilirsin üstüne bir egre giderken. Şal olsaydı daha çok sevebilirdim o kürkü. Şal olsaydı. Sana söyleyecek hiçbir şey söyleyemiyorum. Teşekkür ederim. Sen de çok şeker bir çocuksun belli. Teşekkür ederim. Papyonla hepsine bayıldım. Teşekkür ederim. Dar pantolonları, kızlara taytları yasaklamıştım. Sana da galiba yasaklamak gerekiyor. Evet, yapın. Ben onu değil de zembeli zürafası gibi bir galaya giderken çorapsız gitmeyi onu anlayamadım. Yani o bir tarz mıdır?
yaz da olsa, kış da olsa kışlık bir ayakkabıyla çorap giymemek. Kesin festival filmi falan çekmiş. Yani sanatsal ödül aldık zaten. Gerçekten öyle. Bir de aceleyle çıktık falan. Yani sanatsal da onu anlayamadım. O bana biraz aykırı geldi ama geri kalan kısmında performansınız hakikaten galiba oyuncu olacak. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. 25 dakika geçen TV'ni falan çektin değil mi? Biz izledik böyle. Süpermiş. Evet. Puanlar geliyor. Pantolondan 1 puan kaybettiniz. 9 puan. Olsun. Çok teşekkür ederiz. En yüksek puan geldi. Çok güzel. Evet, ben de çorapsızlıktan dolayı yüksek bir puan veriyorum. 9. 9 teşekkürler. Puan. Teşekkürler. Ben 8 puan veriyorum size. Teşekkürler. Ben de... Çok teşekkür ederim. Tebrikler. Tam puan aldınız ve benden de 1 puan size. Çok bu teşekkürler. Sizin, galiba kimselere veremeyeceğim ve yerinizi alıyoruz sizi. Çok teşekkürler. Evet, Lidya ve Can o ödül törenine gidemediler. Ama Selen ve Barış o ödül töreninde bakın şimdi ne yapacaklar. İzliyoruz. Bu yıl 52.'si düzenlenen Altın Portakal Ödül Töreni'ne hepiniz hoş geldiniz. Bu değerli ödül töreninde güzel partnerim Selen ve ben sizlerin huzurunda olmaktan onur ve şeref duyarız. Gerçekten bugün çok şık ve güzelsin Selen. Çok teşekkür ederim Barış. Sen de çok yakışıklısın. Senin gibi bir partnerim olduğu için bugün çok şanslıyım. Çok teşekkür ederim, o senin güzelliğin. Evet, sizler de heyecanlısınız, bizler de heyecanlıyız. Sizleri daha fazla heyecanlandırmadan değerli jüri üyelerimizi sizlere tanıtmak istiyorum. Yeşilçam'ın 4 yapraklı oyuncusu Fatma Girik, Hülya Koçi, Türkan Şahin ve Filiz Akın. Alkışlarla şeref verdiniz, hoş geldiniz efendim. İlk olarak geleceğin umut vadeden kadın oyuncu ödülünü vermek üzere sahneye Lidya Birilova'yı davet ediyoruz. Lidya. Şu an bir haber geldi bana. Lidya Hanımlar gelirken arabalarında küçük çaplı bir hasar oluşmuş sanırım. Geçmiş olsun diliyoruz Lidya Hanım'a. Geçmiş olsun diliyoruz. Geçmiş ve olsun, tebrik ediyoruz onu aldığı ödülden dolayı. Peki sıradaki ödülümüze geçelim o halde. Sıradaki ödülümüz en iyi kadın oyuncu dalında sevgili Ebru Akel Sancak sahneye davet ediyoruz. Teşekkür ediyorum, müthişsiniz. Valla gerçekten bir ödül törenine yetişemeseydim ya da vaktim olmasaydı hemen bu ikiliyi ben sahneye atardım. Gerçekten bravo. Senen, zaten senin tecrüben var. Haber sunuculuğu yapıyorsun. Canlı yayına aşinalığın var ve Türkçe'ye hakimsin. Ve Burak, şaşırtıcısın gerçekten. Barış. Ama Burak dememe herhalde siz de şaşırmadınız. Burak Özçivit'le benzerliğine bilmiyorum ne kadar farkındasınız ama. Peki sen, bir şey söyleyeceğim. Yani... Gerçekten sevgili Burak da şu an arkada, dur sen dönme, herkes görsün. Yani sen Burak'tan sonra mı böyle yaptın bu sakalları? Sen hep böyle miydin? Benim lise bittiği gün bıyık bırakmaya başladım. Evet. Hala var yani, hiç kesmedim. Kaç yaşındasın sen, ne yaparsın? Ben 23 yaşındayım. Evet. Nişantaşı Üniversitesi'nde deniz ulaştırma ve işletme okuyorum. Çok güzel. Öğrenciyim, oyunculukla uğraşıyorum aynı zamanda. Uğraşıyorsun. Evet. Yaptın mı, bir şeyler yapıyor musun? Yaptım. Evet. Mesela küçüklüğümde de yapmıştım. Tatlı evet. Kaçıklar, İkinci Bahar. Oo. Bu sene bir sinema filminde kısa bir rol aldım. Çok güzel. Evet. Harika. Yani diyorsun ki ben bu işte emin adımlarla ilerleyeceğim. Peki Burak'la İnşallah. Benzetiliyor musun? Benzetiliyorum ama ben hani bu konuyla ilgili çok üstüme geliyorlar. Ben benzetilmekten haz almıyorum çok açıkçası. Çok güzel. Yani. Burak da çok yakışıklı. Tamam, çok yakışıklı çok kendisi. Tatlıdır. Ama yani göz kaş aynı. Çocuğun yapabileceği hiçbir şey yok yani. Yani bıyığımı kessem de, sakalımı kessem de, saçımı kessem de her halükarda benzetiyorlar. Evet. Yani benzemek için ekstra bir şey, bir çaba harcamıyorum. Tabii ben Burak'la Küçük Sırlar'da çalıştık da aynı zamanda arkadaşım ve yani onun sakalsız halini de tahmin ediyorum. Yakından da görüyorum. Göz, kaş, saç aynı gerçekten. Burak sadece biraz daha büyük senden. Daha Tabii. iri yarıdır. Pekala. Performansınız gerçekten canlı yayında çıktınız, sunuculuk yaptınız. Evet. Ve
uyumlu da bir çift oldunuz aslında. Arkadaşlarınız acaba bu uyumunuza, bu hikayenize ne yönden bakarlar? Merak ediyor musunuz? Evet, merak ediyorum. Hadi bakalım dönelim, ilk yorumları alalım. Evet, kimden geliyor ilk yorum? İdil, seninle başlayalım. Öncelikle gerçekten benziyorsun ama biraz makinede çekmişi gibisin. Ben de ekstra çaba harcadığını açıkçası düşünüyorum. Evet, gerçekten bir benzerlik var. Ama sen de bunu fark edip biraz üstüne koymuşsun bence. Kötü mü? Değil. Ama o zaman gururla evet bunu yaptım diyebilmelisin burada. Bunu demediğini düşünüyorum. Sana gelince seni bugün iyi buldum. Güzel görünüyorsun. Ama maalesef böyle beyazla deyince melek olamıyorsun. Çünkü değilsin. Bundan sonra da olamayacaksın. İstediğin kadar beyaz giyinip gel buraya. İyi görünüyorsun. Ama ben senin içini görüyorum. Bence izleyenler de görüyordur. Eyvah İdil, ne dedin öyle bir anda sen? Kulağıma bir şey geldi. Efendim? Ne dedin? Ben senin içini görüyorum, izleyenler de görüyordur dedi. Ha, anladım. Hayır öyle değil, iç güzelliğini anladım. Anladım. Anlıyorum da evet. Ne oldu diyorum yani. İdil'in üzerinde psikolojik bir baskı uyguladığımı düşünüyorum. Çünkü hayatı boyunca bu taşıdığım elbiseyi benim gibi taşıyamayacak. Evet, katılıyorum. Emin misin? Asla taşıyamayacak. Hayatın boyunca bu tarz elbiseler üzerinde emanet gibi duracak. Psikolojik baskını anlıyorum, acını paylaşmıyorum ama maalesef hayat bu. Kabul etmen lazım bunu. Bence benim acımı paylaşmaya gelene kadar senin kendi içinde atlatman gereken bir sürü acın vardır. Ben gayet önce iyiyim. Önce onları hallet, ben kompleksli bir insan değilim. Ben gayet iyiyim. Boyum daha kısa olsaydı da ikimiz bir mekana girdiğimizde sana değil bana bakarlardı, emin ol. Çok komiksin. Hiç komik değilim. Çok ciddiyim. Çünkü bunlar çok gerçekler komiksin. Ve bunu sen de çok bunu iyi biliyorsun. Bunu neye nazaran söylüyorsun? Neye nazaran mı? Bir kere bir mekana zaten seninle girmem. İkincisi, yani bunu neye nazaran söylüyorsun? Çok merak ettim. Özgüven patlaması yaşıyorsun şu anda, evet, ama yaşıyorum. Biraz kendine gel, yüzünü falan yıka arada. Senin karşında, ya gerçekten bu hafta buraya makyajsız geleceğim. Ve biraz cesaretliyseniz siz de gelin. Çünkü sen sabah buraya i̇çeride makyajsız geldiğinde makyajsız dolaşıyoruz, seni hiçbirimiz tanımıyoruz. İdil, zaten içeride makyajsız dolaşıyoruz. Yani bunu evet, neden seni tanımıyorum. Anlamıyorum. Ve ben de günlük hayatımda makyajsız bugün dolaşıyorum. Bugün gelmedin sandım. Ya, efendim? Bugün gelmedin sandım diyorum. Makyajsız dolaşıyordun ya içeride. Ama gelmişsin, bak buradasın. Gerçekten üzerinde psikolojik bir baskı yaşadığını şu anda da belirtiyorsun. Ben senin için hani böyle bir şey olmuşum. Küresel bir tehlike olarak olmuşum senin Sen için. Mi? Evet, senin adına küresel bir tehlikeyim. Ama gerçekten hak veriyorum sana. Psikolojini çok iyi bozmuşum geldiğim günden beri. Sürekli benim makyajlı halim, makyajsız halim, o halim, bu halim diye. Hani kıyafetim hakkında hiçbir şey söylemiyorsun. Güzel buldum, bu kadar. Güzel çünkü. Şurasını şu buldum, burasını bu buldum, yok yani. Hep benimle alakalı bak, şeyler söylüyorsun. Bak güzelliği yani bacağım kadar boyun var, türlü türlü huyum var. Çok ciddiyim. Pekala. Bacağım kadar boyun gerçekten olabilir ama ben kompleksizim. Ve gerçekten dümdüz ayakkabılarla geliyorum buraya. Siz buraya saçınızı başınızı yaptırıp gelip kendinizi beğendirmeye çalışırken düşünün. Ben gayet doğal geliyorum ve ilgi hep bende. Bence sen bundan rahatsızsın. Bu mu doğal hali? Bu mu? Efendim? Bu mu çok doğal? Doğal, evet. Kendisi çok doğal. Bu doğallık mı? Hayır, normalde ben buraya hiçbir zaman makyajlı gelmedim. Ama makyajlı ve saçını yaptırıp gelen arkadaşlarımız var. Makyajlı gelmiyor mu? Bir ikincisi, saçımı yaptırmamın sebebi de zamandan çalmamak içindir. Bunu bir öğren. Hepiniz oradaki kuaförleri sıraya tutuyorsunuz ve bekletiyorsunuz. Benim için burada bir dakika bile önemli. Bunu bir anla. Kimsenin ben bu saatten sonra azarını işitemem. Saçımı yaptırıp geliyorum. Kuaförümden de memnunum. Herkesten de memnunum o buradaki. O senin yetişememem. Biz hepimiz burada yaptırıyoruz. Asla. Herkesten erken geliyorum. Buraya. Herkesten erken geliyorum. Sen ağırsın. Biz gayet herkesten hızlıyız. Erken geldim. Hasta senin halim bir herkesten erken geliyorum. Senin çok ihtiyacın var ondan, bizim yok. Biz hemen herkesten çıkabiliyoruz buraya. Herkesten erken geliyorum. Bunu sen de daha iyi biliyorsun. Evet değerli çok izleyiciler, iyi. Gördüğünüz gibi perde arkasında olanlar bazen işte buraya böyle taşınıyor. Devam edeceğiz. Ne zaman biliyor musunuz? Kısacık bir aradan sonra sizlerleyiz. Bu tarz benim de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet, hikayeleri bir ödül töreninde sunuculuk yapmaktı. Selen ve Burak'ın. Barış mıydı yoksa? Barış Egemen Göçmen. Barış Egemen Barış, iki ismi var hatta kendisinin. Evet. Ve yorum Aygün'den gelecek. Hazır mısın Aygün? Ne yazık ki taklitler yalnızca asıllarını yaşatırlar. Bir başkasının saçını, makyajını, kaşını, bıyığını ve sakalını yaparak burada bu benim tarzım iddiasıyla durman bence büyük bir saçmalık. Kendin olarak gelmeye cesaretin yok muydu ki de bir başkasının şimdi, giyim stilini ve saçını, makyajını ve bıyığını, sakalını kullanarak buraya geldin? Birçok erkekte sakal, bıyık, saç var. Onlar neden benzemiyor? Benzemeye çalıştıkları halde benzeyemiyorlar. Bak dikkatini çekelim. Demek ki ben benziyorum. Anlatabildim mi sana?
Yapacak bir şey yok mu diyorsun yapacak yani? Yapacak bir şey yok, evet. Yapacak hiçbir şey yok. Şöyle bir şey var ben ki... Ben her halimle benziyorum. Hani sakalımı keseyim, saçımı keseyim. Her türlü benziyorum yani. Sen şöyle bir şey var ki siz erkeklerde her türlü stilinizi değiştirebilecek malzemeler mevcut. Yani sen zaten kendini ortaya koymak isteseydin, %100 eminim ki o saçını 3 numaraya kessen, herkesin... o sakallarını kessen, o kaşlarını aldırmasan ve o bıyıklarını o şekilde kestirmesen senin Burak Bey'le hiçbir şekilde bağlantın olmazdı. Benzerliğinde olmazdı. Bence sen ondan yola çıkarak buraya güvenerek gelmişsin. Ama burası bu tarz benim yarışması. Ben kendime bu güvenerek taklit buradayım. Benim yarışması değil. Kendi tarzıma güvenerek geldim. Sence gözü kaşı yüzünde hiçbir benzerlik yok mu? Bir tek gözlerinin rengi benziyor. Geri kalan hiçbir şeye benzemiyor gözlerim bence. Ne sadece bir saat bir şey sorabilir miyim? Saç sakalla gözlerim ne renk? Bir yapmış. Gözlerim ne renk? Görüyor musun orada? Siyah gibi. Siyah değil. Bilmiyorum, o kadar İlk dikkat önce etmedim. Görmeyi öğren sonra. Ne renk gözlerin? Ben taklitlere o kadar fazla bakmıyorum. Çok bakmışsın genelde ki o kadar yorum yapıyorsun canım. Genelde asıllarına bakmayı tercih ederim. Saçı, kaşı, başı, her şeyi söyledin. Tamam, çok incelemişsin, çok bakmıyorum diyorsun ama bayağı bir incelemişsin yani. Hayır, ben aslında çok fazla baktığım için evde ister istemez bir aşinalık oluyor ama senin gözlerine o kadar dikkat etmedim. Peki, erkeklerden yorum gelecek. İsmail? Türkiye'de yaklaşık erkeklerin %70'i esmer. Yani bir suç bulmuyorum arkadaşta ama şimdi burada çaba yok, çaba harcamıyorum benzemek için diyorsa ancak kızları kandırabilir diye düşünüyorum ben. Bir erkek gözüyle baktığımızda orada o sakalın incelikleri alınmış, sakallar inceltilmiş, kaşlar alınmış, bakışlar hafiften kısılmış böyle. Burada bir çaba var. Ama yarın bir gün derse ki o bana benziyor. Bakışta mı kısılmış? Ha, böyle hafiften onun bakışları var orada. Hani derse ki yarın bir gün asıl o bana benziyor arkadaşlar derse ben şaşırmam. Çünkü böyle bir savunma, böyle bir... Yani insan istedikten sonra benzetebiliyor gördüğünüz gibi ama... Sen benzeyebilir misin zaman? Mesela? Alakam yok. Dedim ya insanların, Türkiye'nin %70'i zaten esmer erkeklerden oluşuyor. Ama benzemek istedikten sonra azıcık da altyapı varsa, ha o zaman madem benzeyebiliyorum, ben de prim yaparım bence diyerek benzeyemez. Hani değişiklikler yapılabilir. Yani adam zaten almış yürümüş gitmiş, reklamım da hazırdan var diyor. Kendi adını oradan yürütmeye çalışıyor açıkçası. Eyvah. Yani bence öyle gibi geliyor ama hani benzememeye çalışıyorum da demiyor. Şimdi benzemeye çalışıyor musun dediğimizde cevap vermiyor ama benzemeye çalışmıyorum da demediğini görüyorum arka ben açıkçası. Tarafta da çok kez sordun. Benzemekten haz etmiyorum, benzetilmekten haz almıyorum. Ya bak işte. Ayrıyetten benzemek için çaba harcamıyorum. Yani beni bilen biliyor. Ya hani... muhakkak bilenler biliyor da buradaki herkes Burak bilmeye başladı bile. O yüzden böyle mahcup tarzımı yorum yaparsan sevinirim. Tarzın? Evet. Sahnedeki performansınız muhteşemdi. Aynı Burak Özçivit gibi sundun, o kadar benziyordun ki harikaydın. Teşekkür ederim. Rica ederim. Peki Erkan, senden yorum alalım. Rolleri hakkında yorum yapacağım. Kıyafetlerine karışmıyorum. Yani böyle Türk sinemasına önem katmış muhteşem isimleri ilk öncelikle hiç özgüveni olmadan söylediler. Bana daha çok böyle normal bir düğünde işte teyzesinin kızından bir bilezik işte hani böyle yarım altını var ama çeyrek takacak ya. Hani o özgüveni verdiler bana şahsen. Ama koskoca bir ödül töreni ve Fatma Girik gibi Türk sinemasına damga vurmuş bir ismi daha dirayetli, daha böyle özgüveni yüksek Fatma Girik diyebilir ama bana daha bak, çok işte... Bak sen evet. Şuna. Bana daha çok nasıl yapsaydın? Fatma Girik, Türkan Şoray. Ama bana daha çok şöyle geldi. Teyzesinin kızından bir bilezik. Hani böyle bir düğündeki takım merasimi geldi şahsen bana. Ben onu hissettim yani. Çok düğünlere gidiyorsun herhalde. Teyzesinin kızından da çok takıyorsun herhalde. Düğünlere giderim çünkü ben Türk'üm. Türk düğünlerini çok seviyorum. Takı takmayı da çok seviyorum. Teyzesinin kızına bilezik taktın mı peki? Efendim? Teyzesinin kızına bilezik taktın mı? Annem taktı. Sen ben de takmışsın belli. Yani onu söyleyebilirim. Bana daha çok bir düğün bilmiyorum. Havası verdiler galadan ziyade. Peki gala hala. Değil, ödül töreni. Ödül töreni. İlk önce öğren. Öğren sonra. Önce onu bir. Eyvah, bunlar çift bu arada, olarak yanına yaklaşıp... Düğünüm olursa söz çağıracağım. Efendim? Düğünüm olursa çağıracağım. Peki, düğüne çağır bizi. Ecem'e geçiyorum hemen. Evet, öncelikle sen bir kere Burak arkadaşın tarzının arkasına saklanıyorsun. Hiç benzemek istemesen. Hiç olmadı. Bıyığını keser, sakalını değiştirir, saçını kazıtırsın. 5 senedir var canım. Aynı neyse, şeyleri söyleyip gözlerin durmayın. Çekik farklı biraz o kadar. Ya. Sırayla konuşuyoruz burada. Copy paste yapmayın lütfen. Hayır. Öncelik sırası bende olmadığı için söz. Şimdi sıra geldi. Göz yapın benziyor. Onun dışında benzemiyorsun. Evet Selen, sana gelince İdil dakikalarca sana yorum yaptı ama sen gözlerini benden alamadın. Enteresan. Bakışlarını çevirmedin benden. Bir tek boyun var. Başka da hiçbir şeyin yok. Ve... kötü bir üslubun, tavrın var.
Kötü bir kalbim var kötü. Evet, makyajsız geliyorsun. Biz seni tanımıyoruz çünkü bir karış güneş gözlükleriyle karanlıkta kuliste bizi bekliyorsun. Bizden önce gelip. O kadar seviyesiz yorumlar yapıyorsun ki. Yani gerçekten evet. Ben başında da söyledim bu yarışmanın. Sana hangi yoldan, hangi şekilde iletişim kuracağımı gerçekten bulamıyorum. Bana seninle çünkü kurma, o kadar düşük kanallarda bir iletişim şeklimiz vardı seninle. Beni aradığın kanallarda bulamazsın. Ben en yukarılardayım tatlım. Sen kötü kalbim var diyorsun ama. Evet öyle. Üç kere üzerime yürüdün içeride. Öyle bir şey yok. Üç kere üzerime yürüdün içeride. Hayal bebeğim. Geldiğim günden beri üç kere üzerime yürüdün içeride. Klasik bir şekilde, klasik Ecem, elbiseyi beğenmişse, saçı beğenmişse, makyajı beğenmişse başka şekilde vurmaya elbiseni çalışan Ecem. Elbiseni beğendim, ayakkabıların yani, korkunç. Yani Ecem bu. Üst üste konuşmayalım. Selen'e yorum yapayım. Seni daha adım sanım duyuyorsun, sesim Selen, duyuyorsun. Üst üste konuşmayalım lütfen. Evet, seni önemsemiyorum ama yorum ben yapabilirim. Ben seni önemsemiyorum. Sen bana bayılıyorsun, duygularını bastırma bence. Evet. Gerçekten bunlar ne yapıyorlar bu kadar özgüven patlaması bayılıyor yaşıyorlar musun? Bunlar? Ben İnanamıyorum gerçekten. Biraz sana da gelmiş ama bu gerçekten belli. Yani, bilmiyorum ya. Cevap ben veremediğin anlamadım. İçin kendi kendine konuşursun. Anlamadım. Pekala jüri karşısına Barış ve Selen. Törünü sundular hikayelerinde ve ona uygun kostümler giydiler. Selen var. Merhaba. Siz de bence güzel bir çift olmuşsunuz. Teşekkür ederiz. Birbirinizi savunuyorsunuz. Güzel. Yani odağımı sevdim ben. Sunma kısmına gelince fena değildiniz. Güzel sundunuz bence. İyi gözüküyordunuz. İnsanlar bence Barış, Egemen birbirine benzer. Evet. O yüzden ben o kadar şey değilim bu duruma. Yani benziyorsun, yapacak bir şey yok. Ben de pek zaten. Böyle yaşıyorsun. Ama Umut, burada ben sana bir soru sormak istiyorum. Hı. Seni de yıllarca David Beckham'a benzettiler. Hı. Ve hani David Beckham'ın saçı o dönem nasılsa sen aksini kestirdin. Evet. David Beckham ne yapıyorsa sen tam tersi renge boyattın. Aynen öyle. Yani bu birazcık benzerliğe de aykırı durmayı gerektirir. Ben onu yaptığım zaman da benzetiyorlar işte. Tek sıkıntı o. Ben ne yaparsam yapayım. O zaman onu yapacaksın. İşte, yani hayır. Ben ne yaparsam yapayım. Mesela Burak'ın saçlı ve kısa olduğu dönem de var. Evet. Evet. Dolayısıyla benzeyecek. Yani, ben saçımı kalkıp da bir sarıya boyatamam. Hayır, bence o bıyıkları kestiği zaman o kadar fazla benzemeyecek. Yani bak şu anki haliniz yani sevgili yönetim. Tutanma sırası bana geldi. Yani benziyor ama sen de etkilenmiyor musun tabii David Benim Beckham'da. Dövme evim 10 yıldır vardı. Evet. Yani David Beckham'ın da dövme evi 7 yıldır var. Benim daha eskiydi maalesef. Benim boynumda var, kafamda Ayrıca var. Ayrıca de bu kadar yakışıklı insanlara benzemek de çok güzel bir şey evet. bence. Evet. Yani. Hayır, ben çok bir dönem aykırı... Ay bu çok kötü. ne yapalım saklanma. Hatta daha bile yakışıklı bizim Umut Eker sanki. Baksanıza David Beckham da kimmiş. Deyip tabii ilk sene ondan yaşta da oldukça gençsin. Utandım. güzel gözüküyorsunuz. Performansınızı da beğendim. Bence hakimdiniz sahneye. Kalp tutuşlarınıza kadar iyiydi her şey. Teşekkür ederiz çok. Evet. Şu anda bile iyi gözüküyorsunuz. Evet, evet, şu an gerçekten bir ödül töreni sunuyor tarzındasınız ikiniz de. Barış, sen biraz kelimeleri yuvarladın ağzının içinde. Daha tane tane konuşman gerekiyordu. Biraz daha evet. yüksek volüm gerekiyordu evet. Selen, hani tecrübenden dolayı. Bir de kızlarla tartışırken bunu daha önce de yaptın. Yani sizin vaktinizden çalmamak, kuaförleri meşgul etmemek için saçımı dışarıda yaptırıyorum diyorsun ama neden demiyorsun ki benim sevgilim kuaför, annem yani, kuaför, şöyle onlara bir şey güveniyorum. Hani bunu demekten Selen niye... Sibel Hanım, ben bunu başta söyledim zaten. Ama yani... bak her bu eleştiriye sen şöyle karşılık veriyorsun. Siz o kadar meşgul ediyorsunuz ki kuaförleri. Evet dışarıda yapıyorum ama Sibel nedeni bu değil. Benim dışarıda yaptırmaya hakkım var mı? Tabii ki var. O yüzden ben hakkımı kullanıyorum ve dışarıda hakkımı yaptırıyorum. Ama insan tabii ki annesine ve sevgilisine güvenir ama sen bunu dile getirmeyip burada da kızları suçlar bir tavra giriyorsun. Söyledim bunu, başında söyledim ve ısrarla hala bana sormaları hayır. yani artık. Hayır, ben dışarıda böyle, yaptırma hayır, bu, bir kere bu açıklamayı yapsan bir daha hiçbir şekilde söz söyleyemezler diye düşünüyorum. Anlamıyorlar işte. Elindeki şahmeran güzel, ayakkabıların farklı bir şey olabilirdi ama elbiseni sevdim genel olarak. Senin de beyaz mendilin gözüme çok batıyor. Peki puanını da alabilir miyim Sibel'cim? Tabii. Ben hemen konuşmadım. Size, puanınızla birlikte onu da alacağım. Tamam, 6 veriyorum. 6 puan geldi, evet. Evet, çok beğendiğim bir adama benzediğin için bir defa hoşuma gidiyor. Adamadan bir adam ama kaşlarından nefret ediyorum.
Çünkü üste alınmış kaş erkeklerde olmaz. Dediği gibi Sibel'in o mendil orada olmasaydı çok daha beğenecektim. Sunuculukta tutukluğun var. Giyinişin gayet güzel. Teşekkür ederim. Ama tutukluğun var. Selen'e gelince elbiseni çok beğendim. Tek beğenmediğim şey bu. Maalesef hepiniz yapıyorsunuz. Transparan bir elbisenin altına mini etek ya da mini şort giymek o elbiseyi hafifletiyor. Bu kendisinin içindeki astarı. Kendi astarı ama o astar uzun olmalıydı. Yere kadar uzun olsaydı elbiseyi kesinlikle çok daha kaliteli yapacaktı. Ama sana çok yakışmış. Saçların hayreten çok güzel. Burada bir şey söylemek de istiyorum herkese karşı. Biz hamamdan çıkmış kızı tarzı nedir diye bir yarışma yapmıyoruz. Biz giyimiyle, makyajıyla yapıyoruz. Onun için de makyajsız olman beni hiç ilgilendirmez. Sana çok yakışıyor, çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Bir tek senin kaşından, senin de o astarsızlığından sana bulayım şeyimi 8 veriyorum. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Güzel bir çift. Barış çok şiksin. Bir tek pantolon biraz uzun buldum. Biraz çok az. Ve aynı zamanda bu bıyık, bıyık mı? Bıyık. 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 Biraz üzün bıyık. Biraz Texas Cowboy gibisin böyle benim fikrim. Selen sana gelince o beyaz rengi çok yakışmış sana. Bayıldım. Teşekkür ederim. Saç makyaj falan çok güzel. Bir tek burası çok fazla dantel var. O yüzden sade ayakkabılar daha güzel olurdu benim fikrim. Hı-hı. Ve ben de bu şey... Transparan kumaş. Evet, çok fazla sevmedim ama güzel gözüküyorsun. Puanın? 7. Teşekkürler. 8. Teşekkürler. Pekala, ben size puan vermeyeceğim. Neden? Çünkü elinizdeki kartlardan okuyarak sunum yapmaya çalıştınız. Oysa oradaki iki cümleyi ezberleyip kendi cümleleriniz gibi anlatmanızı beklerdim. Evet, kötü müydünüz değildiniz ama burada eğer bir örnek teşkil edeceksek bununla ilgili ve ben size artı puan vereceksem bunu söylemem lazım. Ama iyiydiniz. Teşekkürler. Evet, Aygün ve Erkan gelecekler şimdi. Bir sosyete partisine katılıyorlarmış. Ne demekse bakalım onların maceralarında hikayelerini anlatıyor. Hatun, nereye getirdin beni? Ne hatunu? Hala hatun diyorsun. Aşkım ya, diyeceksin, bebeğim diyeceksin, canım diyeceksin. Ya sırf sosyeteye girelim diye soktuğun şu hale bak. Ne güzel evde pijamalarımı giyip maç izleyecektim. Onlar bize gelsin. Yapayım mangalı şöyle balkonda. Yapalım şöyle etimizi, pirzolamızı. Getirdin beni kasıntı kasıntı insanların içinde. Zaten kıyafetlerden daral geldi. Patlayacağım sana sonunda. Aa, bak. Şuradaki Handan Hanım. Kocası uluslararası bir bankanın sahibi. Ne olmuş yani, ben de uzun yol kamyon şoförüyüm. Gelsin bakalım 24 saat sallasın direksiyonu da göreyim ben onu. Yallah şoför yallah, ne bekliysen. Yallah şoför yallah, ne bekliysen. Yüreğimde gam eklisen. Yüreğimde gam eklisen. Allah'tan korkmuşsan beni yolda bırakırsan, hiç Allah'tan korkmuşsan beni yolda bırakırsan, yallah şoför yallah apar beni, yallah şoför yallah götür beni. 6 aydır zaten şoför olduğun için ev kredisini alamadın. Şununla bir arkadaşa ol, şu ev kredisini alalım. Çocuklarımızı düşün, yuvamızı düşün. Ah, çok güzel mobilyalar alacağım oraya. Değil mi? Erhan? Sen nereye bakıyorsun efendim Erhan? Hayatım, hayatım kimseye bakmıyorum. Aşkım kimseye bakmıyorum. Ya ben çocuklarımızın geleceğini düşünüyorum. Hayır, benim gözüm senden başkasını görmüyorum zaten. Kızlara bak.
bakıyorsun? Ya benim gözüm senden başkasını görür mü? Tamam Erhan. Kamyonda bile tamam, senin resmin var be. Konuşma Erhan. Çıkmadan önce senin resmine bakıp çıkıyorum. Bu işin bir de evi var Erhan. Hayatım yapma gözünü tamam. Seveyim. Tamam yüzünü de istemiyorum. Hayatım. Tamam konuşma shut up. Ya ne bombaymışsın sen böyle. Evet. Erkan süpersin. Aygün de vallaha. Aferin size. Hem de uzun da. Evet. Ben ilk öncelikle hatunumun yüzüğünü almak istiyorum. Al al da gel bakalım. Kamyonda resmi mi var karının? Kesinlikle. Aa, ona bakarak mı direksiyon sallarsın? Yani uzun yollarda geceleri gözleri ona ışık oluyor. Işık oluyor ama bak onun hayalleri başka. O sosyeteye girmek istiyor. Hayalleri büyük. Ne olacak bu ilişki böyle? Ben olduğum gibi davranıyorum her zaman. İster sosyete olsun, isterse jet sosyete olsun. Ben halk çocuğuyum. O yüzden kamyon şoförüyüm. Ben olduğum gibi. Beni sen böyle sevsin. Aynen öyle. Mangalımı yakacağım diyorsun. Kesinlikle. Mazotumu yükler, yoluma devam ederim. Çocuklarımızı da en sonunda kamyonun arkasında büyütürsün. Çadırı sereriz, orada yaşarız. Ne olacak? Sen önce bir ev kredisini al, sonra konuşuruz. Peki bu sosyeteye giden çiftin acaba kostümü nasıl olmuş? Hikayelerine göre uyum sağlamış mı? Sen kendini kötü mü hissediyorsun bu kıyafet içinde? Ben iyi hissediyorum. Hatta kamyoncuyu da taktım. Ha, taktın böyle mı? Böyle tam olsun diye. Ha. Benim babam da şoförüdür. Ne kadar onun güzel. Onun yüzüğü aynı zamanda. Selam evet, olsun. Evet, o da kamyon şoförüdür. Onun yüzüğünü taktım. Ne kadar güzel. Onu da temsil etmek istedim bir yanda. Aferin. Çünkü gerçekten kamyon şoförleri en zor meslekleri yapıyorlar. Uzun yollar, ailelerini, çocuklarını bırakıp nice nice yollara gidiyorlar. Her türlü tehlikelere karşı. Yani sosyete olabilir, kim olursa olsun. Bence insan olduğu gibi, göründüğü gibi olmalı. Ben göründüğüm gibi böyleyim. Ve çektiğim halay söylediğim şarkılarla da her zaman bunu belli ettim. Aslen de Şanlıurfalıyım ve o yüzden böyle olmaktan da gurur duyuyorum. Helal şahsen. Olsun sana. Oğlum halayımı da çekerim. Salsamı da yaparım. Mezdekemi de oynarım yani geri geldiğinde. Ama her zaman benliğimi ve kendimi korurum. Korurum. Bravo. Kesinlikle. Urfa deyince oynuyorsun da salsa deyince benimle hiç oynamadın şimdiye kadar. Konuşmuyorum seni. Bak. Yani bu hikayede gerçekten bu çift beni inandırdı ama acaba arkadaşlarınız ne der? Hemen dönelim bakalım. Kamyon şoförü ve Aygün'ün aşkı diyeceğiz. Evet buyurun bakalım. Yorum kimden geliyor ilk olarak? Evet İdil. Aygün konsepte uydurmuşsun kıyafetini. Gerçekten çok kalitesiz görünüyor. Ama zaten normalde de senin giyim tarzın da bu. Bence konseptle alakası yok. Bence onu bir netleştirmeliyiz öncelik olarak. Sen bu konsept dışı da olsaydın. Hikaye. Bu hikaye de olsaydı. Bu hikaye gerçekten de bu şekilde giderdin. Kendi halin de bu olurdu yani. O yüzden yadırgamadım. Genelde de seni böyle gördüğümüz için hikaye dışı da aynısın. Bir farklılık yok sende. Sana gelince... Eleştiriye değer çok bir şey yok üstünde. Yani her erkeğin giyebileceği şeyler var ama oyunculuğun gerçekten iyiydi. Teşekkürler, sağ olun. Pekala, İsmail elini kaldırdığını gördüm. Erkan muhteşem bir adam ilk başta, onu söylemek istiyorum. Hem kuliste olsun hem burada olsun. Çok çabalıyor bir şeyler başarmak için. Ama Aygün kuliste de vasat, burada da aynı şekilde. Bir erkek olsaydım onun yanında ben de yanımdaki farklı bir kadına bakmak isterdim herhalde. Şöyle ki yani bir kadının yanındaki erkeği herhalde dışa bakıp baktırmaması kendi elinde olan bir şey. Bunu da Aygün becerememiş bence. Açıkçası hani bir galaya, davete bir yere gidiyorlar. Ne alaka? Yani kapının arkasında eskiden duran hani bir nişanda giydiği kıyafeti mi giymiş? Ya da ne bileyim hani emaneten aldığı bir ayakkabı, sallapati bir çanta. Yani... Bilmiyorum da hani sosyeteye girmek için pek uygun değil açıkçası. İsmail bir erkeğin eşiyle birlikte bir topluma katıldığında içine sahip çıkması gerekmez mi? Ne öyle gözü dışarıda felfecir? Valla olmaz öyle şey. Yani karşılıklı bir şey bu açıkçası. Kadının da biraz erkeğin yaptığı gibi kadının da kendini bağlaması lazım diye düşünüyorum açıkçası ben bu şekilde. Yani karşılıklı görevler bunlar. Evet Aygün. Zaten senin gibi zihniyete sahip olan insanlar yüzünden birçok evlilik sonu... boşanmayla sonuçlanıyor ve mutsuz kalıyorlar, mutsuz çocuklar oluyor etraflarda. Şöyle söyleyeyim. Bence bir erkek zaten bir bayanı yanında sırf dış görünüşü yüzünden tutuyorsa o adamın da sadece cüzdanına bakmak gerekir. Gerisine bakmaya gerek yoktur. Yani durduk yere yaşadık. Sen bu şekilde kızlara gidersen kızlar da sana bu şekilde gelirler. Öncelikle bir bunu öğren. Sonrasında da üstümdeki kıyafet zaten siyah olduğu için o senin emanet dediğin ayakkabılarla renk kattım. Ve bu renkle siyah gayet güzel uyuyor. Aynı şekilde bu çantada, çantanın rengi de gayet ayakkabılarıma, üstüme ve kıyafetime çok güzel de uyuyor. Ben yakıştırdım. Yorumların için teşekkür ederim. Pekala. Erkan cevap vereceksin. Emre'ye bir dönmek istiyorum. İlk kez Emre'nin sesini duyacağız. Merhaba. Bence az önce dediğin ayakkabılarının renk kattığını söyledin.
Hiç de ayakkabılarının renk kattığını düşünmüyorum. Bir moda tasarımcısıyım ben ve yani o çantayı almışsın eline, o yüzüğü takmışsın. Yani bir tarafı Anya olmuş, öteki tarafı sanıyorum Türkçe'de Konya diyorlar değil mi? Hı-hı. Aynen o şekilde olmuş. Evet. Elbisenin üst detayını fena bulmadım. Askı detayı fena değil. Ancak onun dışında maalesef hiçbir yerini beğenmedim. Peki teşekkürler. Evet Erkan. Ben Aygün'ün çok üzerine gelmelerini istemiyorum. Kamyonumun egzoz dumanıyla onlara parfüm yaparım. Oo, eyvahlar ona olsun. Göre yani. Pekala, Tuba ilk kez senin sözünü duyacağız, vereceğim. Evet, tamam. Önce ben ayakkabısıyla ilgili yorum yapmak istiyorum. O ayakkabının aynısını İdil'de gördüm ben. Ondan mı alıp gittim? Çok merak ediyorum. Ayrıyetten de ilk defa boyunuzunu uzun gösteren elbise giymişsin. Tebrik ediyorum seni. Ve çantan elbisene hiç uymamış. Sonradan görme olduğunu bu kadar belli etme. Pekala, Aygün cevabını ver lütfen. Yorumlarınız için teşekkür ederim. Ayakkabılarımı da İdil'le evet aynı mağazadan aldık. Bu gayet olabilir bir şey. Yani onun aldığı mağazanın aynısından aldım. Ve şöyle de bir şey var, çantam gayet güzel uyuyor. O beyefendi de gelmiş, Türkçe'yi gayet güzel öğrenmiş. Anya'yı, Konya'yı da çok güzel öğrenmiş. Ama şunu öğrenememiş, Türk tasarımcılarının tasarımlarını biraz daha incele. Çünkü bu da ünlü bir Türk tasarımcısının tasarımcının kıyafetidir. Ve bunu bana renk katma konusunda boynuna fular geçirip o kadar feminiteyi erkeklikle karıştırmaya çalışıp ama fazla harmanlayıp ve dozunu aşan bir insan mı söylüyor? Gerçekten çok şaşırtıcı. Pekala, sizi jüri karşısına alıyorum. Evet, hikayelerini izledik. Buyurun. Ben hikayelerini çok inandırıcı buldum. Bayıldım performansınıza. Gerçekten çok iyi bir çift olmuşsunuz. Ama bir tek hani Aygün'ün iyi de neden bu çocukla beraber sorusu oluştu hani Aygün. Neden bir kamyoncuyla berabersin? Gönül. Gönül. İşte o sevgini biraz hissettiremedin. Yani hani her şeye rağmen onu seviyorsun. Hayal kurman da çok naifti. Hani evimiz, kızlara çocuğumuz. Kızlara bakıyor, nasıl gösterebilirim? yok beğendim. Yani evet, onun da o sevgi kırıntılarını da gördüm. Çünkü... yani Aygün belki de bu kadar hissettirir. Bu da senin tarzın. Evet, sende de stil yanlışları var. Yani o ayakkabının süet olması son derece yanlış. Evet, bir renk giyebilirdin ama daha rugan bir ayakkabı beklerdim. Evet, lameye kaçan bir çantam var. Dore takılarım var. Son derece frapan ve avam ama işte sen de sosyeteye girmeye çalışan bir kadını canlandırıyorsun. Küpeler falan da. İşte küpeler falan da öyle. Ama elbisen gerçekten çok şık. Belki de bu yarışmada giydiğin en güzel elbise. Ve vücudunu çok güzel göstermiş. Göğüs kupu, hani belinin oturması, boyu çok hoşuma gitti. Sana gelince olduğu gibisin işte. Yüzüğünle, o kırmızı şeridinle, ayakkabının tabanındaki kırmızı şeritle. Evet, onlara çok dikkat çok, ettim. Çok çok iyi gözüküyorsun. Ben ikinizi de çok beğendim. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Aygün, yarışma başladığından beri seni ilk defa bu kadar güzel görüyorum. Yani bu kadar mı bir elbise sana yakışabilir? Bir tek bir şey söyleyeceğim sana. Bir daha topuzu yaptığın zaman Aygüncüm, onu biraz daha yukarı al. Sana daha çok yakışacak. Yani peki, aşağıda kalmış görülmüyor. Çok başarılı oynadınız. Yani beni bile inandırdınız. Tam sonradan görme bir kadın. Tam bir kamyon şoförü, kendi olduğu gibi Türk erkeği, çok beğendim. Çok sağ ol. Kılığındaki detaylara çok dikkat etmişsin Erkan. Evet, yüzük özellikleri. Nasıl olması gerektiğine, hem şık bir yere ve ona. Ben evet, yani stil, tarz olarak bakarsan... tanıdın mı? Biz onları böyle tanıdık. Evet. Al yazmalım. Tarz olarak bakarsan yani... Bak. Selvi boylum, al yazmalım. Bitmemiş türkülerim benim. Yine özledim seni. Kokunu, gülüşünü, her şeyini özledim. Sevgi neydi? Sevgi emekti. Sevgi dostluktu. Sevgi iyilikti. Ah, duramam. Durursam bir daha kurtulamam. Ziyan yok. Gülüşü yeter bize. Ah. Evet, son kelimeyi söylemek istiyorum.
Bu gece gördüğüm belki en başarılı ikincisiniz. Yani, çok teşekkürler, çok sağ olun. Bir daha gün hakikaten çok beğendim. İnşallah bundan sonra da seni hep böyle beğenirim. Çok yakışmış Eybi sen. Teşekkür ederim. Çok yakışmış. Sen de çok iyisin. İyi bir çift, harika bir performans. Çok güldüm. Ben de elbiseni çok beğendim. Çok iyi gözüküyorsun. Bir tek bu iki strap gereksiz galiba. Bir tane yeter. Ama harikasın bugün. Saç çok güzel böyle. Makyaj çok doğal. Bir tek o çanta olmamış bu elbiseyle. Renk falan olmamış. Sana gelince sen de iyi gözüküyorsun. Sen de iyi gözüküyorsun. bir tek o ayakkabılar sevmedim. Yani biraz yüksek buldum. Kamyon şoförü. Evet, beğenmedim yani. Aygün'ün boyun zaten kısa. O yüzden gerek yok yani. O kadar lafım yok. Teşekkürler. Benim şu ana kadar gördüğüm çiftlerin arasında benim favori çiftim siz oldunuz. Çok teşekkürler Umut Bey, çok sağ olun. Aşırı beğendim sizi. Çok sağ olun. Aygün elbisene bayıldım. Dönüşüm bence muhteşem oldu. Erkan'la iyi olmuşsunuz siz. Çok sevdim yani, bir aranızda bir enerji var. Bir şey var, o hikayenize çok yansıyor yani. Performansınızda da bayağı sizi o gittiğiniz yerde hayal ettim. Çok çalışıyoruz yani. Çok çalışıyoruz. Çok iyiydim. Ya bir manga eksikti. Uyumadık. Uyumadık. Yani sürekli. Sabaha kadar mesaj, sabaha kadar. Güzel. Sürekli. Kesinlikle. Sürekli çalışıyoruz. Süper. Tebrik ediyorum ben. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Evet, puanlara gelirsek. Vallahi Erkan, anne tarafından Urfalıyım ben. Ve bayılıyorum sana. Bayıldım yani. Hemşeriz, gerçekten. Çok teşekkürler. Nefis bir... Aynı şekilde ben size bayılıyorum. Çok güzel bir bayansınız. 10 veriyorum. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Ben Aygün, valla Erkan gidince haftaya yeni partnerine ne yaparsın bilemeyeceğim. Oh. Ben ikinize de bayıldım. Hem konseptinize hem ya ben ilerideki oyuncuyu gördüm sanki iki tane. Güzel ve hoş. Çok teşekkürler Cemil Bey. Çok sağ olun. Koko? Ben 8 yazdım ama performanstan sonra... 10 yazdı. 10 mu? 9 veriyorum. 9 puan geldi. Çok wow. Sağ olun. Ben de 10. Oo. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ve artı bir puan da benden size, tebrikler ve yerinizi alıyoruz size arkadaşlar. Çok teşekkürler. Evet, Ecem ve Emre'de sıra. Ecem bir star ve sahne öncesi eşine birazcık kapris yapıyor. Acaba bu hikayeyi nasıl canlandıracaklar? İzleyelim. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Sakin ol, sinirlerine. Kimi lahmacundan utanır, kimi her önüne gelene gıcık. Ya uzak herkes birbirine, ya ilişkiler vıcık vıcık. Kimi entellere düşman, kiminden cehalete prim. Bu ne manasız didişme, kimse kimseye bir şey öğretemez birim. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Sakin ol, sinirlerine hakim ol. Emre, ben sahneye çıkmıyorum. Nasıl sahneye çıkmıyorsun? Bal gibi de sahneye çıkıyorsun. Çıkmıyorum. Saçlarım çok kötü. Çok kötü. Hayır, hayatım, ben bu şekilde çıkamam. Hayatım, her zaman prenses gibisin. Benim, bal gibi de sahneye çıkıyorsun. Beni bu sefer bu sözlerine kandıramayacaksın. Çıkmıyorum. Bak, hadi bu kadar kişi yürüyelim. Seni bekliyor şu anda. Sahnede seni bekliyorlar. Ve sen 10 dakika geciktin. 10 dakika için 10 dakika mi bu gerginlik? Evet, bu gerginlik. Hayır, 10 dakika. Dünyanın musun? Hiçbir yerinde hiçbir sanatçı sahneye çıkarken gecikmez. Bak, Türkiye'de koskocaman Bülent Ersoy'a. Bir dakika, bir saniye bile gecikmiyor. Saat 9'sa Bülent Hanım geliyor, saygı sunuyor, eğiliyor ve şarkısına başlıyor. Emre, ben bu saçlarla çıkamam. Seninle de sanki artık anlaşamıyor gibiyiz. Ne diyorsun? Nasıl anlaşamıyoruz hayatım? Yollarımızı mı ayırsak acaba? Hayatım, bu mümkün olmayacak bir şey. Sen kendine başka bir star, ben de başka bir menajer bulacağım. Hayır hayatım, İstemiyorum. Bu mümkün değil. Bak, New York'tan Madonna'nın teklifini kabul etmeden New York, geldim. Viyana, hadi say yine. Evet. Singapur mu vardı bir de? Hep Singapur ailesi. Vardı, evet, Viyana vardı. Tamam, o zaman kendine başka birini bul. Ben başka bir yıldız. Ben seninle çalışmak istemiyorum. Dünyanın o kadar yolunu sadece bir şey için geldim. Ne? Sadece bir şey için geldim. Hep aynı. Bak şu gözlere. Sadece bir şey için Bakıyorum. Geldim. Bakıyorum. Seni sevdiğim için geldim. Emre. Bebeğim. Let's go. Şov başlasın o zaman. Başlasın.
Sonuçta çıkacak mı sahneye sence Emre? Tabii ki çıkacak. Tabii ki çıkacak. Vay vay vay. Bu menajerlerin de gerçekten işi çok zor. Evet. Evet, pekala. Hikayeniz gerçekten, hikayeleriniz her birinizin ayrı ayrı farklı ve karakterlerinizi de yansıtmanıza sebep ve izin veriyor aynı şekilde. Evet. Sen ne seslendirecektin böyle? Pop. Pop. Evet, üniversiteden arkadaşlar geldi. Daha mı kabarmasını istiyordun saçlarını? Yok, kabarmadı. Ya bu benim istediğim gibi olmadı saçlarım. Neden düzgün kuaför çağırmıyorsun kıza Emre? Memnun değilim senden. Bir dahaki sefere çok düzgün bir kuaför çağıracağım. Öyle mi? Bence senin her işi yapman lazım. Evet. Yani o işe de girmen lazım. Yetişmedi. Kendisi geç kaldı. Onun yüzünden böyle oldu. Ha, bir de kaprisli star yani. Evet, aynen. Bak. Kaprisli bir popstar. Aa, hiç çekilmez. Hayır, özel hayatımızda da beraberiz. O yüzden şu an bana böyle kötü davranıyorsun evet, ama. Evet, aynen. Lütfen işle aşk karışınca aynen. Zor oldu. Biraz öyle oldu. Kaprisli yaptım ama en sonunda ikna ettim. İkna ettin mi? Ay, oldum. Evet. Peki acaba arkadaki küçük çürüyü ikna edebilecek misiniz bu hikayeyi? Evet, hemen dönüyoruz. Ve ilk yorumlar gelsin. Selen, seninle başlayalım. Yan bir yıldız gibisin. Ah bebeğim, o senin yani, gözünde. Hiç bana bir popstar gibi gelmedi şu anda. Popstar bilmem. Sana bakınca, Emre sana bakınca güller açıyor. Yüzümde gülücükler açıyor ama bu tarafa bakınca dikenler üzerime geliyor. İçin nasılsa senin, beni öyle görüyorsun. O senin kalbinin güzelliği Selen. Oh. O senin kalbinin dikenleri. Bence senin şansın Emre, senin de şanssızlığın Ecem olmuş. Evet. Gerçekten bu kadar uyumsuz bir çift daha görmedim. Çok bunu yapan da Ecem. Ben Ecem'den aslında çok memnunum. Bebeğim ne diyor? Ne diyor? Bakalım diğerleri ne diyecek? Evet, Esra senden yorum almak istiyorum. Esra da ilk kez aramıza katıldı. Ben beğendim. Selen'e katılmıyorum. Uyumlu bir çiftsiniz. Aynı zamanda eğlendim. Komik buldum. Kıyafetin çok farklı, çok farklı bir tarzım var ama bu sana yakışıyor. Başkası giyse ben kesinlikle olmamış derdim ama sana olmuş. Teşekkür ederim. Rica ederim. Çok mersi. Pekala, başka yorum. Evet, Mehmet Akif. Mehmet. Yurt dışından geliyorum biliyorsun. Evet. Ben seni çok beğeniyorum. Selen'e katılmıyorum. Beni beğeniyorsun. Ben seni evet çok, çünkü Kesha'ya benziyorsun biraz. Böyle teşekkürler. Davranışların, böyle görüntün çok beğeniyorum. Çok mersi. Ya çok güzel bir tiyatro, küçük ben bir tiyatro. Ben de seni beğeniyorum ama size. Sen şimdi Türkçe'ye az konuşabildiğin için kendini ifade edemedin. Senin üzerine geliyorlar ama engel oluruz bebeğim. Bunu aşacaksın her şekilde. Engel oluruz tatlım. Evet, ben engel olurum. Söz vermeden konuşmayalım arkadaşlar lütfen. Selen, bir şey mi söylemek istiyorsun? Ben daha önce de belirtmiştim zaten Ecem'in baskın karakterinden, kendisinin gruplarından, kendisinin yanındaki arkadaşlarından, tuttuğu arkadaşlarından. Bunun içerisinde Mehmet Akif'i de aldı. Tebrik ederim, hayırlı olsun. Hep beraber yürüyecekler teşekkür artık. Teşekkür ederim. Mehmet Akif de size hayırlı uğurlu olur çok inşallah. Çok mersi, çok mutluyum. Evet Mehmet Akif. Doğru değil, ben daha yeni geldim ve ben böyle önce insanları tanımam lazım, ondan sonra severim. Ben daha iyi tanımıyorum ama böyle bilmiyorum, kanım ısındı ama sen bana çok kötü davranıyorsun arkada. Hiç iyi bir insan değilsin sen. Ve şimdi aslında daha da böyle tepkilerime dikkat edeceğim çünkü sen bana dedin ya Türk kadınlardan sevmiyorsun. Evet, senin yüzünden sevmeyebilirim ama diğerlerine şans vermek bu istiyorum. Bu çok yanlış. Ben genelleme. Bak, iki tane Türk kadın oluyor. Modeli var önünde. Bence genelleme tatlım. Bir öyle var, bir de böyle var. Evet, senin gibi isterim. Teşekkür ederim. Onu ben aldım. Çok tatlısın. Evet Selen. Yani Ebru'm ne diyeceğim, yani gördüğünüz gibi almış kanatlarının altına. Sen kötü mü davranıyorsun o zaman? Herkese kötü tabii ki hayır. Pardon. Tabii ki hayır, neden öyle bir şey yok. Neden böyle bir ön yargı mı var acaba sana karşı? Yani genellikle Ecem'le başta iyi anlaşan sonra beni sevmiyor genel olarak. Ecem'le başta iyi anlaştığı için beni sevmedi. Genel bir portföy olarak böyle bir bakış açısı oluşturdu bana karşı. Türk kadınları hakkında da konuştuğu şeylere dikkat ederse gayet memnun olacağım. Hı hı. Evet, ben çok yanlış tek, buluyorum. Ben bir tek kadınlar beni hakkında bir konuşma. Şey demedim. Türk kadınlarını tanımıyorum, nasıl davrandıklarını bilmiyorum söyledim. Peki. Bir tek o, alışkanlık. O da ben daha 3 aydır burada oturuyorum. Hı-hı. Türk kadınlara da pekala. Alışkanım. Evet, sizden isminiz nedir acaba? Salih, merhaba. Senden bir yorum alalım. Öncelikle Ecem arkadaşıma yorum yapmak istiyorum. Evet ama sesini duyamıyorum. Yüksek biraz. Öncelikle Ecem arkadaşım, sana yorum yapmak istiyorum. Evet. Bu kılığınla ve kıyafetinle Alice Harikalar Diyarı'ndan çıkmış gibisin. Olabilir. Alice ayrıca, Harikalar Diyarı'nda. Ecem ayrıca ya da. Bir sanatçı canlandırmaya çalışıyorsun ama Türk halkına hitap eden bir sanatçı.
örnek olmalıdır. Senin gibi basit davranışlarda bulunmamalıdır diye düşünüyorum. Sana sadece gülüyorum. Gülüşüm bile çok evet, yapar. Evet, sen de şu an yerini belli ettin. Teşekkür ederim. Kimsenin nereye yeri koyacaksın yok burada. Onu? Benim benden uzağa. Evet. Pekala Erkan. İçeride ben bütün erkeklerden tarzım ve Türk kadınlarına da dediği gibi öyle. Bence o Türk kadınlarına kurban olsun. Dünyada hiç Türk kadını gibi kadın yoktur bana göre ve Türk erkeklerine de kurban olsun. Tarz mı olmayacak mı burada belli olacak. Ben boş konuşanı değil görüntüyü severim. Görüntü de burada hepimiz göreceğiz. Bakalım. Hepinizden tarz mı olduğunu iddia ediyor. Evet öyle söyledi. Arkadaşlar da şahittir değil mi arkadaşlar? Mehmet Akif bayağı iddialı gelmişsin sen de. Ne oldu böyle kızları geçtiniz? İddialı geldim çünkü ben Türkiye'de ben kendi tarzıma inanarak geldim programa. Türkiye'de benim gibi erkekler yok benim tarzda. Sen ve hepsinden ben, daha mı tarzsın? Beni tarzımda erkek göremedim daha. Çünkü 3 ayrı burada oturuyorum. Ben de öyle bir şey dedim. Öyle bir tepki verdiler bana. Ama ben hiçbir kötü davranmıyorum arkada. Çünkü siz grup oldunuz. İlk geldiğinde de Selen bana çok kötü baktı. Çok kötü baktı. Seni böyle peki anlaşıldı. Bu uzar. Bu hikaye uzar. Ben Ecem ve Emre'yi jüri önüne doğru hemen hızla gönderiyorum. Evet. Tamam. Aşkım. Normalde popstar olsan benim tanıdığım Ecem çok daha farklı giyinirdi. Çünkü seni biliyorum. Yani muazzam giyinebilirdin. Bugün renk uyumları çok güzel ama Ecem'den beklediğim popstar kılığı değil. Yani sana dersen popstarın peysi değil. Sen de mi popstar? O menajerim. Ha menajerin. Evet. Doğru. Bir gözlüğün eksik. Arkalarda iki tokat vurmak için. Fevkaladesin. Aynı berabersiniz. Fakat senin de yani yani anlayamadım ne pantolonu anladım, ne ceketini, ne yeleğini. Bir defa şuradaki böyle leopar küçük eşarbı anlayamadım. Ve maalesef ne kılıktan, ne performanstan, ne de tabii senin yüzünden oluyor Ecem. Çünkü çok şey bekledim senden. Evet. Onun için maalesef ikinize de bugün hoş bulmadım. Peki, beklenti yüksek. Bu ama senin yüzünden. Eyvah. Ecem'i beğendiniz mi? Yani o evet bir menajer olabilir, böyle bir menajer olabilir, kılığı, kıyafeti olabilir. Ama Ecem'den popstar olarak çok şey beklerdim. Sen Ecem'den dolayı kaybettiniz yani. Koko'cum. Bağlayacağız. Evet. Ecem, ben de çok daha özel bir şey bekliyordum sana. Elbise yani fena değil, tatlısın ama... Yani sıkıldım yani çok karışık buldum. 3 tane farklı kumaş. Evet. Ecem değilsin bugün. Peki o zaman. Ama yine pırıltı falan. Hayır. sana gelince sevdim mi? Hayır. Sevmedim. Bu eşarp gereksiz yani çok alakasız. Beğenmedim. Ayakkabılar hiç olmamış. Mesela Umut... Harika bir butlar giydi bugün. Gösterebilir misin? Ne yapayım? Ayakkabılarını. Ayağına gelmen lazım. Umut'cum görebilmemiz için ayakkabılarını. Şöyle de bir seni görelim. Özlemiştir herkes. Çok daha güzel olurdu. Evet bir bot giymiş evet, ayağına. Bot. Böyle bir tarz diyoruz. Böyle bir şey. Bot çok daha güzel. Bu pantolonlar. Böyle bir şey mi giyseydin? Peki. Daha iyi olabilirdi. Ama değişik farklısın. Senin tarzı olabilir. Ben biraz bir farklı bir menajeri bugün canlandırmak istediğim için bu şekilde giyindim. Yurt dışından gelmiş bir menajeri canlandırdığım için. Evet. O kadar. Bir saçı kötü. Hey bebeğim. Bebeğim. Ne haber? İyi. İşte. Style mı oldun sen? Efendim? Style mı oldun? Denedim. Sevdim ben. İlk konserimiz. Hatta sadece ben mi sevdim diye de çok şaşırdım. Emre'yi de beğendim performansını. Ben daha yorum yapmadım. Gözünü taksana be. Hikayenizi ben sevdim aslında. Tam böyle kulis arkasında yaşanılan, senin o gözlüğün falan. Peki sen Emre normalde takıyor musun böyle şeyler?
Sanki özel, bana takıyorsun gibi geliyor. Özel günlerde sadece. Taşımışsın çünkü emanet durmuyor. Özel günlerde takıyorum. Benim bu tarz aksesuarlarım çok fazla günlük hayatımda. Sadece bu değil, örgü kravatlarım veya metal aksesuarlarım var. Bundan dolayı ben dünyanın birçok yerinde yaşadım. Birçok kişiyle tanıştım. Okudum. Çok şey oldu yani, hani tarzından dolayı birçok kişiyle tanışabiliyorum. Güzel. Çok güzel oluyor. Sevdim, ben sizi sevdim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Erkan ve Aygün. Evet, Emre çok tatlısın. Sen de R'leri söyleyemiyorsun Umut gibi. Evet, Avusturya doğumluyum onun için. Evet, zaten 3 aydır İstanbul'dasın sen de, moda tasarımcısısın. Yani şimdi tabii bu menajer konsepti olarak beğendim ben. Yani çünkü hani menajer hep sahne arkasında kalmış ama sahneye öykünen insandır. Sahneden detaylar alıp kendi stili üzerinde kullanmayı çok sever. Ve bir sürü alakasız parçayı da birleştirir çünkü yani onun aslında biraz gönlü sahnededir. Ben olsam bu kızın yerinde çıksam da söylesem tavrı vardır. O stilinde yansıyorum ama normal hayatta beğenmediğim bir tarz. Hı-hı. Bu senin üzerindeki. Ecem ben sevdim işte, tamam, payet üzerine tül altında bir şey sensin yani, bu karmaşa senin ruhunda var zaten. Ayakkabıların enfes her zamanki gibi ve rengini çok iyi seçmişsin. Yarışmada daha önce görmediğimiz bir tarz. Ben o yüzden ikinizi de beğendim. Ve 7 veriyorum. Çok mersi. Teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ben Ece'nin yüzünden beklediğimi karşılamadığı için, bir de senin kadar geniş alanında bir adamın boyu da kısa olup saçlarını arkaya taramasının bir facia olduğunu düşündüğümden 5. Peki, teşekkür ederiz. Sizi seviyorum ama 6 puan veriyorum. Teşekkürler. Bebeğim ben sizi kurtarıyorum, 9. Bebeğim çok mersi. Evet, yüksek puanlar geldi ve benden de 1 puan geliyor size. Teşekkürler. Ve sizi yerinize alıyoruz. Yarın daha devam ediyoruz. Evet, gerçekten çiftlerden ve uyumdan bahsettik. Kolay değildir bu hikayeyi gelip gerçekten burada canlandırabilmek ve çiftlerin de uyumlu olabilmesi ilk günden. Zaman içerisinde partnerler birbirine biraz daha alışır. Az önce Aykut ve Erkan ve Aygün'ün uyumundan bahsettik. Gerçekten uyumlu bir çift oldular mı, olmadılar mı, önümüzdeki günlerde biraz daha göreceğiz bunu. Ama Aygün için gerçekten hayatta uygun partner var mı yok mu sorusuna bir cevap bulduk. Biz bu tarz benim stüdyosunda çok müthiş bir olay yaşandı. Tüm bu sürprizlerle ilgili beklemede kalınız efendim. Az sonra tüm bunlarla ilgili detayları size vermeye devam edeceğim. Devam ediyoruz. İsmail ve Nazlı gelecek. Hazır mısınız? Hazırız. Bakalım, izliyoruz. Yerlerde şenlik olsa, sebeplensek, eğlensek, felekten bir gece çalsa. Tır tır edip söylenmesen, kamut içinde eğlensek, son günün hatırına. Güzeller içinden bir seni seçtim, kalbimi sana, ben sana verdim. Güzeller içinden bir seni seçtim. Kurban olayım, oturalım biraz anne. Aşkım, bir konuda anlaşalım. Beden benim, tercih benim. İstediğimi yaparım. Hayatım, hayatım. Bir dakika ya, bir dakika. Dans benim ruhumda var. Sen beni almadan önce ne yaptın? Beni oynarken beğendin, aldın. Evlendikten sonra değişti mi her şey şimdi yani? Annemi biliyorsun hayatım, annemi biliyorsun. Azıcık otur yanına, sohbet et. Daha sonra kalkar oynarsın yine. Çengi gibi çakalaktan oturmuyorsun. Canım, azıcık bir oyna. Canım. Otur. Sen bizim düğünümüzü unuttun galiba. Annen ne yaptı? Tam ortamıza geçti. Hı. Ayakkabılarını çıkarttı. Böyle, böyle, böyle düğünün başından sonuna kadar oynadı. Benim sen annem. Şimdi diyorsun ki annem seni beğenmez böyle. Beğenmez tabii. Hem bu kadar oynaması yapılacak ne olabilir? Kurban olayım söyle. Ya belki güzel bir haber vereceğim sana. Nasıl bir haber? Ayrıca biraz modern ol. Dans sanattır lütfen. Çok haberimi iyi. De şimdi söyleyeyim. Gel. Söyle. Allah! İşte böyle. O yüzden ön yargılı olmayacaksın hiçbir zaman. Baba tamam oluyorum mı? Galiba. Evet. Baba oluyorum. Yani herhalde benim sağlığımı düşündüğün için müdahale ettin.
Bu saatten sonra müdahale istemiyorum. Bunun üzerine oynanır o zaman. Bu derim eski mesleğim. Yar yanına giderim. Çoktan beri görünmüyorum. Tatilden mi şekerim? O yana da bu yana da salla. Emir çevir kıvır çevir salla. Yok ne? Salla 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 titre. Ne kadar sallarsan salla da benim olacağım sonunda. Halıya basma lan. Nazım İsmail. Haberden sonra nasıl oynadı ama? Ya evet. Daha öncesinde böyle bir haber almadığım için nasıl sevineceğimi de bilemedim tabii. Ya nasıl sevineceğini de bilemedin ama yani böyle bir şoku gördük. Erkeklerde ilk anda bir şok etkisi yapıyor. Eyvah zaten evlenmiştim. Bir de çocuk mu? Nereden çıktı bu şimdi? Evet. Şokundan sonra tabii. Hazırlıksız yakalandım. Hazırlıksız yakalandım. En mutlu onlar oluyor. İnşallah. İnşallah. Darısı başınıza. Biz onun erkek kardeşinin düğününe gittik. Evet. Yeni bir gelin geliyor. Ha. Ben bu durumdan pek hoşnut değilim. Kendimi göstereyim kendimi diyorsun. Kendimi göstermem aha lazım. Ayrıca evlilik öncesi yaptığımız anlaşmaları da bozuyorlar sürekli. Bak. İşte kılık kıyafetime, hal tavrıma karışıyorlar. Önce nasıl anlaştıysak bundan sonra da öyle devam ediyor. Tabii canım sen kızı öyle beğenip almadın mı? Anne faktörü. Anne. Anne faktörü. Biraz anacım ben de. Annesi de beğenmişti. Sen annecisin biraz. Biraz. Peki hala nasıl olacak bu iş, nasıl çözeceksiniz siz? Bilmiyorum. İleriki günlerde göreceğiz. Sırtına terleme diye bez koyuyor mu hala annen gelip? Hala süt veriyor yatmadan. Hala. Peki hala dönelim bakalım. Evet, bir düğün hikayesinde Nazlı ve İsmail'i izledik. Bu hikayeye göre Aygün'den ilk yorumu alıyoruz. Evet, çocuğun ilk oyuncakları belli oldu. Parlak bir kayık. Bunun dışında o içine saklamaya çalıştığın şalın püskülleri oradan görünüyor, boş yere saklamaya çalışma. Hı hı. Saklamıyorsan da daha da böyle göster. Ben o arada hı sallanan püskülleri başka şeylere benzetiyorum ve gerçekten gözümü tırmalıyor. Buraya bir kral işareti koymuşsun, ne alaka? Yani maymunlardan çok fazla kral olmaz. Üstündeki ceket de çok fazla üzerine bol gelmiş. Yani ceketim bu kadar bolken, bu kadar dar bir pantolon, yani alt kısım sanki başka bir takımın, başka bir vücut boyunun parçası. Üst kısım sanki başka bir vücut boyunun parçası. Hı-hı. Ve sen onları harmanlamışsın gibi görünüyor. Üzerinde beğendiğim tek şey gömleğin, başka hiçbir şey değil. Bir de yanındaki güzel. Ay daha ne olsun zaten, sizi hemen jüri karşısına alıyorum ben. İsmail ilk gününden kaldı, cevap verecek misin? Tabii ki vereceğim. Hadi dinleyelim hemen o zaman. Şimdi bu... Herkes yerini bilsin diye. Bunları neye benzettin, buraya niye baktın hiç anlamıyorum. Yani niye bu kadar dikkatini çektim? Pantolonum ve takımım herkesin giydiği standart siyah rengin dışında farklı olabilecek, birazcık cesaret isteyen, herkesin giydiği dar paça, efendime söyleyeyim, siyah pantolon dışında olan bir şeydi. Onun dışında bilmiyorum, tek sorun galiba bizi aynı kafese koymalarından olacak ama orada bile olsam senin önünde olacağımdan emin olabilirsin. Pekala, o söylediğin kelime için özür dilemeni istiyorum. Hiçbir şekilde hakarette bulunma hakkınız yoktur. Yok, kesinlikle hakaret etmek istemedim. Aygün İsmail'den. Özür dilerim o konuda. Zaten aynı kafesteysek ben de herhalde oradaki maymunlar arasında en tatlı şempanzeyim. Neyse, bu kelimeyi ortadan kaldırıp neyse, hemen de jüri gidelim karşısına gönderiyorum tamam, arkadaşlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş merhaba. Nazlı, o renk çok sevdim ya. Nefis bir renk. Çok yakışmış sana. Patlıyor. Çok teşekkür ederim. Çanta çok fazla sevmedim. Yani olmamış bu kombinle. Ve ayakkabılar biraz yüksek buldum. Ama saç makyaj falan çok güzel, evet, harika. Ayakkabılarım daha alçaktı. Elbiseler çok süründüğü için daha yüksek bir şey. Ama şu an elbiseyi biraz kısa buldum. Öyle mi? Evet, şöyle ayakkabılarım yapsam için. Şöyle. İyi mi? Hala görüyorum yani. Peki, neyse. Tamam. O kadar. Sana gelince, sen biraz karışık buldum. Ya gömlek beğendim, ceket beğendim ama bu eşarp gerek yok yani. Niye giydin? Eşarp. Atkı. Evet. Şal. Şal. Onu atkı çıkar çıkar. Atkı. O hiç olmamış. Yani hiç olmamış, gereksiz. Puan. Böyle çok daha güzel. Tamam. Hemen veriyorum puan. Hemen puan alıyoruz. 7 puan veriyorum. 7 puan geldi. Sibel'cim kaç puan verirsin? Evet, ben de 7 veriyorum. Performansınıza bayıldım. Teşekkürler, çok sağ olun.
Demir ben Bey. Mi konuşayım? Evet. Sana söyleyecek hiçbir şey söyleyebilemiyorum. Performans dışında ikinize birden aynı anda söyleyeceğim. İkiniz birden göz görüntümü bozdunuz. Yani hakikaten senin kılığın, kıyafetin, senin karmaşan bozdu. Onun için ilk defa bu geceki en az puanı veriyorum. İnşallah bir daha sizleri böyle görmem. Aha. İki. İki puan geldi. İki. İki. Wow. Evet. Ben mi kaldım tek? Evet. Ben siz kurtaracaksınız bizi. Ceketin o altından çıkan püsküve bayıldım. 8. Teşekkür, teşekkür ederim. Sağ olun. Tebrikler ve benden de bir puan geliyor size. Değerinizi alıyorum. Sağ olun. Tebrikler. Evet, sırada Tuğba ve Egeben var. Hızla hikayelerini izliyoruz. Ah, iyi ki de gelmişim bu davete. Etrafta ne kadar güzel kadınlar var. Özellikle şu Nalan'ın giydiği kıyafete baksana. Bir de bana diyorsun çok abartılı giyinmişsin diye. Aşkım onu bırak da. Bu davete bu topukluyu niye giydin? Sen Grand Tuvalet gelecektin de ben spor kıyafetlerle mi gelecektim? Kusura bakma ama. Aşkım, karnın burnunda oğlumuza zarar gelsin istemiyorum. Oğlumuz mu? Evet oğlumuz. Baksana ne kadar tatlı. Egemen daha çocuğumuzun cinsiyetine baktırmadık. Ve ben hissediyorum ki kızımız olacak. Çok. Aşkım şey esas ben hissediyorum. Erkek oğlumuz olacak. Bir saniye ya, şuradaki kadınlar sana mı bakıyor yoksa ben her zamanki kıskançlığımı mı yaşıyorum? Kimmiş onlar? Aşkım ben istersen seni bir eve bırakayım. Hayır, buraya beraber geldik, beraber gideceğiz ve daha fazla kadınlara bakmaya devam edersen seninle burada çok büyük kavga edeceğim. Egemen! Ya. Aşkım bırakma. Aşkım sakin, özür dilerim. Aşkım, bak sancım tuttu Egemen. Aşkım sakin. Dizimi tut, derin nefes al benden. Ambulans çağırayım. Aşkım. Git çabuk, evet. Bana soğuk su getir çabuk. Aşkım su. Getiriyorum hemen bir saniye. Aşkım su getir. Pardon su getir. Bir dakika ya. Çocuğu ben doğuruyorum. Çağırdı. Sen mi doğuruyorsun ya? Yaptığın şu hareketlere bakar mısın? Çabuk şu, ambulans çağır çabuk. Getiriyorum aşkım. Ah ben kötü oldum. Çok kötüyüm şu an bir saniye. Oh. Sen doğurmuyorsun. Oh. Ben doğuruyorum farkındaysan. Getiriyorum. Kim getiriyorsun? Sen hani getir. Bana yardımcı olur musun? Oh. Elimi tutar mısın? Oh. Aşkım su. Ah. Çabuk oturtur beni tamam. Bir yere, çabuk. Yapamadım. Ama doğurmadan hemen şimdi karşısına alıyorum sizi. Buyurun, tebrikler. Evet, buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Tuğba'cığım keşke topuklu ayakkabı giymeseydin. Yani tabii konsept gereği, yani hikayen gereği inadına topuklu ayakkabı giymek istemişsin ama bu elbiseyle topuklu ayakkabı giyilmez. Çok havada kalmış elbisen. Yani elbisenin boyu yüzünden giymeseydin diyorum. Sana bayıldım. Pantolonun, çorapsız oluşun falan çok iyi. Canlandırmanız da iyiydi. 6 veriyorum. Teşekkürler. Ben hala anlayamayacağım tabii bu ne nedir, çorapsız zemberi zürafası gibi. Geri kalan kısmın çok hoş. Sen maalesef kelimeyi tam anlamıyla kullanacağım. Bir hamile kadın bundan daha rüküş giyinemezdi. Biz biraz yani acele her şeyinle daha rüküş olamazdı. O yüzden 6 veriyorum. Ama senin rüküşlüğünden, senin çorapsızlığından. Ben de seni çok beğendim ama ben de bu çorapsız tarz hiç anlamadım. Ben beğenmedim. Sana gelince o elbiseyi çok fazla beğenmedim. Bir de keşke ayakkabılar hiç sevmedim. Keşke sandalet olsaydı. Kıskanç bir eş olduğum için topuklu ayakkabı giymeyi tercih ettim. Eşimin yanında daha güzel gözükmek biraz da için. Hızlı hazırlandık aslında. Davete. 6 puan veriyorum size. Teşekkürler. Ben çok beğendim hikayenizi, her şeyinizi. Takımına bayıldım. Çorapsız olmam muhteşem. Teşekkürler. Sadece senin için 8 veriyorum. Teşekkürler, sağ ol. Senin de topuklu ayakkabı giymen büyük bir hata. Vay 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 vay. Gerçekten farklı yorumlar. Tebrikler size. İlk gün, ilk performansınızda hikayenizle inandırdınız. Yerinize alıyoruz sizi. Evet, sırada İdil ve Aykut var.
Hızla onları sahneye davet ediyorum. Canlı yayındayız. Ve Edil ve Aykut. Canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir kere olsun tam sırası. Evleneceksen gel. Canıma tak dedi aşk acısı. Denedim dinmedi fırtınası. Bir senedir bu programdayım. Artık istediğim adam gelsin. Suratını görmek istiyorum. Merhaba. Aa, bu zamana kadar neden gelmedin? Buyurun, size layık değil ama. Teşekkür ederim. Nerelerdeydin? Şu an şoktayım. Annemin anlattığından çok çok daha konuşamayacağım bile. Beni sen beğenmedin. Annen beğendi yani, öyle mi? Tabii ki öyle değil ama annemin de fikri çok önemliydi. O da onay verdi yani. Kesinlikle ama iyi ki tam zamanda geldiğime inanıyorum. Bir senedir buradayım ve bana boşuna eziyet çektirmişsin. Keşke programı daha fazla izleseydin. Programı izledim ve aradığın kriterlere uygun olduğum için uzun zaman sonra doğru zamanı bulduğuma geldiğime inanıyorum. Kriterlerimi biliyor musun? Tabii ki. Mesela? Geniş omuzlu, uzun boylu, yakışıklı bir erkek. Ne iş yaparsın? Makine mühendisiyim. Bu zamana kadar gelmemen büyük hata. Peki çay içsek mi? Bence çay değil, direkt yemeğe gidelim. Peki beni taşıyabileceğine inanıyor musun? Bundan şüphem mi var? Gerçekten mi? Tabii ki. İnanmıyorum. Bravo, gerçekten vitesini size hemen jüri karşısına alıyorum. İşte bir kadını taşımak böyle bir şey olmalı. Bir erkek dediğin kadını her zaman taşıyacak zaten. Elini bırakma o zaman. 1.90 geniş omuzlu. Buldum, yaptım, oldu. Getirdim. Bayağı çok yakışmışsınız. Bayıldım size. Hop. 8. Teşekkür ederiz. Muhteşemsiniz. 10, 10, 10. Teşekkürler. Sağ ol. Wow, 10 geldi Sibel. Yani bir tek şey söyleyeceğim. Bu çorapsızlık acaba ayağınızı çıkardığınızda çorap kokmasın diye mi? Anlamadım. Onların özel spreyleri var. Ona rağmen harikaydınız. Ayağını kokmasa 10. Teşekkürler. 10 puan. Çok güzel. Toko. Ya erkekler kimseye çorap yok mu yani? 9 veriyorum çorap için. Sağ ol. Teşekkür ederiz. Harikasınız. Size bir puan da benden geliyor ve yerinizi alıyorum. Teşekkürler. İlk güne çok güzel başladı herkes. Ve son iki çiftim Esra ve Okan, aynı zamanda Cansu ve Serhan. 4 çift karşılıklı sizi sahneye alıyorum ve performanslarınızı sırayla izliyorum. Sizi hemen tanımak istiyorum. İsminizi söyleyin. Yeni çiftlerimiz. İsminiz? Cansu. Cansu ve Serhan. Serhan, hikayeniz nedir? Hikayemiz karı kocayız. Çocuğumuzun sünnet düğünü var. Onun için ve büyük usta Cemil İpekçi'nin defilesine gidiyoruz. Vay. Peki bu canlandırmayı mutlaka izleyeceğiz sizden yarın. Tabii ki. Ve siz? Esra Taş. Ve? Okan Yılmaz. Okan, sizin hikayeniz nedir? Bizim hikayemiz, biz çok mutlu bir çiftiz. Çok mutlu bir çiftiz. Bir yıldır birlikteyiz. Evet. Karaoke'ye gidiyoruz. Sürpriz var. Sürpriz var. Şarkılar, sürprizler falan. Evet. Pekala. Öncelikle sizi jüri karşısına alıyorum ve puanlamayı hemen başlatmak istiyorum. Evet. Serhan, ben çok beğendim üzerindekini. Sen de çok güzel gözüküyorsun. Çantan çok, çok enteresan. O yüzden size 8. Çok teşekkürler. Senin gülüşüne bayıldım, haline bayıldım.
Senin saçın hariç her şeyini çok beğendim. Daha zevkli bir ayakkabı çanta seç. 9. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler. Ben de sizi çok beğendim. Sen Mark Wahlberg çok benziyorsun, biliyor musun? Teşekkürler. 8 puan veriyorum size. Ben de size 9 veriyorum. Teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Tebrikler. Sağ olun. Benden puan yok size çünkü izlemedim. Evet, yerinizi alıyorum ve hemen sizi alalım. Esra ve Okan. Yıldır beraber bir çift hikayesinde karaoke yapmaya gittiler. Performanstan sonra elbisen anlam kazanır mıydı bilmiyorum ama elbiseni hiç beğenmedim. Ayakkabılarının da platformlu olmasından puan kurdum. Okan sen iyi gözüküyorsun ama ondan dolayı puanınız az, 6. Olsun, her zaman yanında olacağım. Ben senin ayağından, tırnağından, saçına kadar beğenmedim. Tenkit etmeye kalksam günler dolar. Senin de alt kısmın o ayakkabını Allah verirsin. Onun için hiç beğenmediğim için inşallah iyi gelirsiniz. Size ben 6'yı bile çok 5 puan veriyorum. Doğru gelin. Teşekkürler. Sen çok iyi gözüküyorsun ama maalesef senin yüzünden 6 puan veriyorum. Çünkü hiç beğenmedim elbise, ayakkabılar, saç, makyaj falan. Bir de çorap giymiyoruz. Doğru bir şey ya o. Aa, ne doğru? O doğru bir şey. Ne doğru? Ayakları kokmasın diye. Hayır hayır. Esra'da çorap var. İnce çorap. Ha, onu görmedim pardon ya. Hayır, onu giyme diyorum yani. Savunduğum şey. Ne diyorsun? Tamam ben puanımı veriyorum. Bugün zaten hep yüksek verdim. İlk gün diye 7. Çok teşekkürler. Teşekkür ediyoruz. Evet 7 puan da bizden size geldi. Çok ve pardon. Benden de size ne yazık ki evet performansı izlemediğimiz için yorum yapamayacağım. Ve size yerinizi alıyorum. Ve bugün için 11 çiftimizi izlemiş bulunuyoruz şu anda. Canlı yayında gerçekten bu performansları, bu hikayeleri anlatmaları çok kolay mesele değil. Çok heyecanlı. Az sonra tüm günün acaba özetini alacağız. En çok puanı sizden kim aldı? Hemen izleyeceğiz efendim. Ama ne zaman? Kısacık bir reklam arasından sonra sizlerle olacağız. Bu tarz benim de günün en çok, en yüksek puanını alan çiftim Aygün ve Erkan. Kaç puan aldınız? 40. Tam 40 puan aldınız. Gerçekten bugün mutlusuz sizsiniz. Ve sizler de en az puanı aldınız ama hikayenizi çok dinleme fırsatımız olmadı ama kostümden direkt kaybettiniz. Esra ve? Okan. Okan kaç puan aldınız? 24. Üzgünüm. Yarın umarım daha iyisi herkes olacak. Herkes şansını çok iyi değerlendirir. Değerlendirecek her gün gerçekten. Burası Hodri Meydan diyoruz efendim ve bu performans alanı her gün onlar için tam bir dakika boyunca yer açıyor. Bu gerçekten önemli bir şans onlar için. Yarın yeni hikayelerle, yeni farklı konseptlerle karşınızda olacağız. Yarın yeni hikayelerle buluşuncaya dek jüri üyelerimize bugün için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Teşekkür müthiştiniz. Çok teşekkürler. Harikaydınız hepiniz. Evet. Evet. Nasıl geçti sizin için bugün? Nefisti. Valla ben çok eğlendim, çok güldüm. Bir de bu kadar yetenekli gencin olduğunu bilmiyordum. Onun için çok mutluyum. Çok teşekkür ediyorum. Benim için de heyecanlıydı. Heyecanlıydı, süper. Evet. Çok teşekkürler efendim. Yarın yine sizlerle olacağız. Siz de Show TV ekranlarında bizi kaçırmayın bence. Hoşçakalın. Acısı Allah'ın cezası susmak bilmiyor. Bu bir aşk belası.